الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله <سؤال> وما توفيقي واعتصامي الا <سؤال> بالله <سؤال> لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون فانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu mübarek şifa şerif dersleri bütün ilimleri içine almıştır. Şifa şerifteki ayet sayısı, hadis şerif sayısı, rivayet sayısı, alimlerin, velilerin isimleri bütün rahmetler içine toplamış bir kitaptır. 600 küsür sayfa Kur'an-ı Kerim gibi yapmışlar onu. Bizim bastığımız, tab ettiğimiz surette Osmanlı'daki baskısı hangi ağır hastanın ölecek hastanın ölecek derken milletin gözünde ölecek Allah katında ölecekse ona çare yok çoğu doktorlar bu adamdan ümit yok derler sonra adam gelir doktorun karşısına hani ne oldu der böyle çok adam tanıyorum ben bu şifa şerif başına elini başına adamın konsa ve okunsa ama bu bir günde okunmaz yani. Bayağı zaman ister. Veya oku doğru okuyabilen insanlar toplansa, okusalar Allah'ın izniyle şifa olur. Bütün dertlere deva olur ama bize ilimleri tabii maddi hastalıklarımıza şifa da lazım ama bu ilimler bizim kalplerimizdeki hastalıklara devadır. Bu şifa şerifteki beyanlar, ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerin izahları, büyüklerin izahlarının nakilleri bize çok büyük teselli bahşediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tanıtıyor. Onu bize sevdiriyor, yakın kılıyor. Bu da neyi sağlıyor? İmanımızın kuvvetlenmesini sağlıyor. Çünkü la yu'minu ahadukum hatta akuna habbeli. Min nefsi ve mali ve veledi ve nasi Şimdi Mevlid ayı geliyor. Yarın Rabi'ül Evvel'in biridir. Bu mübarek gece, pazartesi gecesiyle giriyor mübarek ay. Mevlid ayına giriyoruz bu gece. Mevlid ayı ne demektir? Mevlid ayı Ramazan'dan da üstündür. Mevlid gecesi Kadir gecesinden de üstündür. Niye soruyorlar? Nasıl oluyor diyorlar. E bunda anlamayacak ne var? Mevlid ayı olmasaydı Resulullah doğmasaydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan olacak mıydı? Kadir gecesi olacak mıydı? Din iman olacak mıydı? Kur'an fıkıh olacak mıydı? Evet hani. Ramazan ile mukayesesi, Kadir Gecesi ile mukayesesi bahsinde. Kadir Gecesi niye eftal oldu? Kur'an onda nazil olduğu için. Peki Kur'an kime nazil oldu? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasaydı? Peki Kadir Gecesi neyle eftal oldu? Tenezzelül melâiketü ve ruh. Meleklerin inmesiyle eftal oldu. Peki melekler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerden üstün mü değil mi? Üstün. O zaman meleklerin indiği, teşrif ettiği Gecelerde Resulullah'ın teşrif ettiği sallallahu aleyhi ve sellem gecelerde. Onun için çok bir, büyük bir aya giriyoruz. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki aşkımızın, şevkimizin, marifetimizin, tanımamızın artması için gayretler edeceğiz. İlim meclislerine katılacağız, iştirak edeceğiz, kitaplar okuyacağız. Onun hakkında bu kadar kitaplar yazdım size. Siyer'den yazdım, ondan salavattan dolu yazdım. Hep Resulullah'tan bahseden neler yazdım sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sene de Mevlid-i Şerif çıkıyor inşallah. Ondan sonra Mevlid kıssasını ayrı yazıyorum. O uzun bir kıssadır. Onu yazıyoruz inşallah. Hep bunlar imanımızın artmasına sebeptir. Şimdi bu önümüzdeki ayda yani iki ders herhalde Rebü'l-Evel ayında denk gelebilir. Belki Şifa-i Şerif'in başka bir önemi oluyor. Bu Rebü'l-Evel ayında şifa Şerif dersinin değeri başkadır. Kat kat fazladır. E ne gibi işte her ayda yardım sadaka zekat iyidir ama Ramazan'da kat kat oluyor ya Resulullah'tan bahsetmek sallallahu aleyhi ve sellem her ayda her günde her gecede lazımdır ama mevlid ayı olunca Rabi'ül evvel ayı olunca onun münasebeti fazla olur. İlgisi alakası fazla olur. Sizin de ilginiz alakanız fazla olur inşallah. Bir mevlid ayı şuuru yaşarsınız. Sadece bir mevlid gecesi kandiliyle kalmazsınız. O ayın tamamını tabi o aydan aldığımız feyiz bereket ve muhabbetle de senenin tamamını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tanınması, tanıtılması, faziletlerinin yayılması, herkesin onu tanıması, sevmesi, ona inanması hususunda gayretle emri bil maruf yapmak üzere geçiririz inşallah. Çünkü mesele nedir? Mesele iman meselesidir. Çünkü ne buyuruyor? Ben sizden birinize anasından, babasından, eşinden, efendim malından, evladından, oğlundan, kızından ondan ileri canıdır insanın canından da daha sevgili gelmediğim sürece iman etmiş olamaz. Peki insan canıyla ne kadar meşgul oluyor? Hepimizin derdimiz nedir? Canımız. Canım şöyle istedi, canım böyle istedi. Burası sıcak oldu şu klimaları açın da. Mübarek adam canım istiyorsun bak sıcakladım şimdi. Yani canım bunu alınca ne yapacağım? Orada dondum bunu açıyorum, orada şey ettim. Sobayı açıyorum öyle mi? Niçin yaşıyoruz? Hep canımız için yani. Hatta geçen dedim İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı ve üzere. İnsan diyor karısını da canı için seviyor. Onu zaten anlıyoruz da. Çocuğunu da canı için seviyor. Şey Niye çocuğun canı için seviyor? bana yardım faydası olacak. Namımı yürütecek. Malım yabancıya kalmayacak. Bilmem ne bilmem ne. Ama diyor en sevdiği çocuğu diyor onun malına, arabasına, şusuna pusuna, evine zarar verse ne olur? Çocuğu döver mi? Döver. Kovar mı? Kovar. Hatta kendisi polise ihbar eder mi? Bu benim çocuğum başıma bela oldu. Alın bunu atın hapse der mi? Der. Niye? Canına dokunduğu için. Demek insan en fazla neresi, kimi seviyor? Hangi varlığı seviyor dünyada? Canını seviyor. Kimse şey yalan konuşmasın. Ancak Hazreti Ömer gibi adam olursan o başka. Radıyallahu anh. O bile ne dedi baştan? Ya Resulallah dente te ehabbu ileyye Min kulli şey illa min nefsi Sen bana Her şeyden daha sevgili geliyorsun ama Canım hariç dedi. Bak canımdan ileri diyemedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona hala senin imanın tam olmamış buyurunca çok ağrına gitti. O anda o makama erdi. Böyle ürperdi, titredi. Vallahi ile entelan ehabbu ile emin nefs. Yemin ediyorum şimdi bana canımdan da ilerisin dedi. Canımdan da sevdi. Şu anda oldu dedi bu. Çünkü o yalan konuşacak olsaydı baştan yalan konuşurdu. Ama o makama kavuşmadan konuşmadı. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Elen ya Ömer, şimdi senin imanın kemal buldu buyurdu. Ama onun ispatı var. Hazreti Ömer'e o vakit deseydi ki, hadi canını ver verirdi. Bizim gibi kaçak dolaşmazdı. He, anladığım vakitte ki, şimdi Resulullah'a gitsem sallallahu aleyhi ve sellem e, bana canını ver diyecek işte, beni cihada çıkaracak. Orada ölmek var, yaralanmak var falan falan. Onun için... Ben en iyisi gözüne gözükmeyeyim. Bu kaçaklık bu. Şimdi iman tamam oldu. Peki bu hadis-i şerife göre biz nefsimizle ne kadar uğraşıyoruz? Gecemiz, günümüz, yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız, kalktığımız bütün hali hareketlerimizde, tavırlarımızda canımızla ne kadar uğraşıyoruz? Bunu bir hesap yapalım. Ondan fazla Resulullah ile uğraşmamız lazım ki sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri olduğunu ispat edelim. Hani faaliyet? Hani hareket? Sünnetini yaymak. Da sıcağı mı açtınız? Ne yaptınız? Bir bilen gelsin daha yok mu bilen? Peki de doğru açtın ama. Tamam. Her şey burada, kombici burada sen ona bak. Mübarek adam. Ben de belki hararet olur, benim işim belli olmaz. Halden hale giriyorum, bazı kere de millet üşüyorken ben yanıyorum bu sefer, anlaşamıyoruz. Onlar diyorlar şöyle, bunlar diyor. Ben de diyorum ki artık Halep oradaysa şimdi burada bir tane derece taktıralım. Ortası neyse bulalım. O zaman ben de size bir şey demeyeyim. Bu sefer herkes bir şey diyor. Peki biz şimdi bu nefsimizle uğraşmaktan Allah'a Resulüne vakit bulamadık. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biraz uyanıyoruz. Uyandırılıyoruz. ikaz ediliyoruz. İhtar ediliyoruz. Bu Rebü'l-Evvelay'ı, Mevlüt ayı inşallah Peygamber sevgimizin sallallahu aleyhi ve sellem daha coşmasına, kemal bulmasına, tabi tam canımızdan ileri geçecek mertebe, o çok yüksek bir mertebedir. Ama ona doğru ilerlemeye, adım atma, ölmeden evvel de inşallah o makama gelmeye azmediyoruz, kast ediyoruz, niyet ediyoruz. Onun için biz size devam söylüyoruz. Bu şifa şerif dersleri peygamberi tanımanın yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bütün ilimler ondan bahsediyor. Ayetler onunla, onunla alakalı. Hadis-i şerifler onunla alakalı. Rivayetler onunla alakalı. Tanımadan sevilmez. İnsan tanımadığı şeyi kuru kuruya sevemez. Ne kadar tanıması artarsa o kadar sevmesi artar. Bu zatı tanımak sevmesini mucibdir. Bu zatı sevmek imanın kemale ermesini mucibdir. Bu başka birine benzemez. Anamı dahi tanısam, babamın şeceresini tutsam, dedemin çeteresini tutsam, Yok efendim onu sevsem bunu tanısam. Bunlar mühim şeyler değil. Bunlar imanı artırmaz. Şu anda dünyada kimi sevsen imanını artıracak. Resulullah'tan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yarattığı kullar içinde bir kul var ki sadece onu sevmek imandır yani. Onu çok fazla sevmek imandır yani. Ne kadar fazla seversen o kadar imanda kuvvettir ve kemaldir yani. Diğer peygamberleri de seviyoruz. Salavatullah aleyhi ve Tabii ki efendim alimleri de seviyoruz, velileri de seviyoruz, seveceğiz. Bu başka. Anamızı, babamızı, ailemizi bunlar hepsi sevilir. Hepsinin ölçüsü var, derecesi var. Ama canından ileri geçireceğim bir tek Muhammed Mustafa var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için bu dersler sizin imanınızdır. Şu şifa şerif dersleri başka derse benzemez. Bu sizin imanınızdır, dininizdir, etinizdir, kanınızdır, canınızdır, canınızın canıdır. Ruhunuzun ruhudur. Her iş geri bu iş öne. Bunu bırakmayalım. Allah da bana bitirmeden ölmemek nasip etsin de inşallah bitirdiğimiz günü görelim inşallah. He? Çok büyük gün olur o. Yemin azim olur o. Bunu bitirmek büyük iş, çok büyük kitap daha neresindeyiz? Başındayız ya. Haftada bir de şu anda yapamıyoruz çünkü devamlı geziniyoruz. Geçen gittik İnegöl'e şuraya. buraya Bu hafta Kayseri'ye inşallah gideceğiz. Her hafta sonlarını hafta içi buralardaki ders ve kitap çalışmalarını ayırıyoruz. Hafta sonları dışarı sohbetlerini ayırıyoruz. İşte 15'te bir de burada kalıp da bu şifa Şerif'i sürdürelim inşallah. Şimdilik elimiz ayağımız biraz tutuyorken böyle yapalım. İleride belki tabi bu imkanları uzaklara da gidilmez. O zaman tabi bu yakınlarda hizmet daha artar ama Şimdi ulaşılıyor internetten sohbetlere, her yerden ulaşılıyor inşallah. Rabbim hayırlara vasıl eylesin, şerlerden emin eylesin. Amin. Şimdi bu münasebetle Mevlid ayında özel olarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine iman etmek, onun doğruluğunu beyan etmek, vasıflarını ilan etmek, zikretmek, neşretmek Faziletlerini beyan etmek ve onun şanını şerefini düşürmeye uğraşan bazı ilahiyatçı, doçent, hoca geçinen, hacı vesairenin de efendim yanlış konuştukları hususunda ümmeti uyarmak bu vazifeyi biz yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi farzı kifayedir. Sizin hepinizin burada reddiye yapma ilminiz yetmez. O zaman bu farz tabi hepinize farz olmaz. Bu cenaze namazı gibi bir meseledir. Ama cenaze ortada kalacak duruma geldi. Hiçbir hoca bu işe soyunmuyor. Kötü bilinirim. Efendim şey alırım. Cemaatim azalır. Sevenim azalır diye. En takva geçinen adamlara bile o öbür adamların taraftarları gidiyor. Ediyor şudur budur. Hoca efendi şöyle böyle falan. Onlar da diyorlar susuyorlar. Sessiz kalıyorlar. Biz bari bir şey demeyelim diyorlar falan falan bu cenaze ortada kalmaması için biz bunu yıkayıp kefenleyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Bu batılları gömeceğiz inşallah. inşallah. Ha çünkü kefenleyince defin lazım gelir. Ama ve lakin bu farz-ı de tek başına bu iş yürümez. Nasıl yürümez? Bu görüşlerden bahsediyorum. Bu batıl fikirleri karanlıklara gömeceğiz. Yani bunu yok edeceğiz inşallah. Bizim ehl Sünnet camiamıza bu Osmanlı ecdadımızdan kalan şu kıymetli vatanda yaşayan ehli sünnet insanlara bu yanlış fikirleri, reformist icatları yutturamayacaklar inşallah. Biz saken de bunu yapam yapamamaları lazım. Ama burada siz Allah için yardımcı olun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için yardımcı olun. Bu reddiyeler tutsun. Herkes bunları okusun, anlasın. Kim ehli sünnet dışına çıkmışsa bunlar nişanlansın, belirlensin, alametlensin. Tabi bu uğurda bazı sıkıntılarda gelecek. Sıkıntısız iş olmaz. Ee, tehditler olur. Korkutmalar olur. Vazgeçmemiz için çok uğraşanlar olur. Efendim e, menfaat vaatleri olur. Bir şey de olduğu yok şimdiye kadar ama olur yani. Böyle planlar yaparlar. Öyle oldu olmadı böyle oldu olmaz. Şeytanın yolu çoktur. Şeytanın oyunu çoktur. Tuzağı çoktur. Düşmeyeceğiz inşallah. Sizle beraber sebat edeceğiz inşallah. Öyle yalana, dolana, iftiraya pavuç bırakmayacağız. Bu olmaz. Adam bu kadar hakkı, hakikati, ehli sünneti senelerdir anlatsın etsin sonra bir iftira çıkarırsın adam hakkında. Milleti soğuturuz. Nasıl soğutuyorsun? Kalpler senin elindeyse kalpler senin elindeyse istediğini yaparsın. Kalpler Allah'ın elindeyse. Celle şahane, celle şahane. Mevla illa ne murad ettiyse onu yapar. Bizim için burada beğenilmek, övülmek, sevilmek hüner değildir. Doğruyu tebliğ etmek vazifedir. Bu vazife yaptıktan sonra kim inanır inanmaz bu bize alakadar etmez. Nasıl olsa ahiret var. Nasıl olsa hesap günü var. Nasıl olsa herkes niyetine göre cezasını çekecektir. Karşılığını görecektir. Allah niyetlerimizi hayır eylesin. Amin. Amellerimizi de hayır eylesin. Amin. Akıbetlerimizi de hayır eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi dersimizde başladım. Nereden başladım? Okuyacaklarımı biraz okuyorum. Namazlardan sonra bir şeyler okumak lazım. Vitlerden bir şeyler yetiştiremiyorum size maşallah. Bir tesbih çektiniz ki süp 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 süp, süp gidiyorsunuz ya. Siz yüzü bitiririz ben Sübhanallah bitiremedim ya. Yavaş çekin, yavaş mübarek adam. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. 33 kere. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Manasını düşünerek çekin ya. Süp 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 süp. süp. Yapmayın böyle ya. Rahat çekseniz ben de yetişeceksin size yani. Yetişemiyorum ki. Hızlı kılıyorsunuz, hızlı tespih çekiyorsunuz, hızlı okuyorsunuz. Ben mi geri kalıyorum yani? Ben doğru yapmaya çalışıyorum. Benden aşağısı kurtarmaz zaten ben. En azını yapıyorum yani. En idare edenini yapıyorum ya. Yani. Çok hızlılık var. İbadette bu hızlılık iyi bir şey değil. Yemekte bir saat. En az. Çayı, meyvası bilmem nesi. Hazmede de. İbadete geldi mi şıp 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 yalap şalap. Böyle yapmayın. Rahat. Huzur üzere. Değil mi? Niye söylüyorum bunu şimdi? Baştan beklettim sizi diye. Kusura bakmayın. Peki efendi kardeşim. Şimdi okuduğumuz tabii ben aşırı şerif olarak değil de dersimiz o ayetlerde kaldı. O ayetleri de ma efendim makam ile da sünnettir. Kur'an-ı diğerleri gibi fark edilmelidir. Ayetler diğerlerinden fark edilmelidir. Şimdi hadis-i şerif olsa hadis-i şerifi makamla okumuyoruz değil mi? Hadis-i şerifi makamla okumuyoruz. Ayetleri makamla okumak da sünnettir yani. Ne bakımdan? Ayet hadisten fark olsun bakımından. Şimdi mesela makamla okusam siz hiç ayet mi hadis mi diye şüphelenir misiniz? He? Şüphelenmezsiniz. Öbür türlü düz okuyunca tabii ayet mi hadis mi fark edemezsiniz mesela. Ama her zaman da yapamıyoruz. Keşke yapsak iyi olur. Nefis var işte, sesimiz güzel olunca yapalım falan. Şimdi sesim bozuk yapmayalım. E sen sesini mi beğendirmeye çalışıyorsun, Allah'ımın ayetini beğendirmeye çalışıyorsun? Her işimiz bozuk yani. Her işimizde nefis girmiş, böyle şeytan cirit atıyor. Allah'ım bu ayetler hürmetine, bu dersler hürmetine uzak etsin amin. Uzak etsin amin. Şimdi bakalım Bismillahirrahmanirrahim, bu fasıl Şifa-ı Şerif'teki fasıl ne hakkındaydı? Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkındaki faziletine dair efendim kasemler yani Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yeminler yapıyor. Bu yeminleri neye dair yapıyor? Onun üstünlüğüne dair yapıyor. Değişik mevzularda yapıldı yeminler. Hep onları geçen dersler 2-3 haftadır o der, yani 2-3 derstir o konular var. Şimdi Kalem Suresi'nin ayetlerine geldi. Kalem Suresi'nde de Rabbim yine yeminler yapacak. Bu yeminleri neye dair yapacak? Yine Habibi'nin, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Faziletlerine, meziyetlerine, üstün ahlakına dair yapacak. E şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadar bu işe önem verirken sen kalkıp peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir. O Kur'an'dan başka bir şey getiremez. Kur'an'ı okur, durur. Senden ne farkı var? O benim gibi adam, ben de onun gibi adam. Senin hakkında bir ayet söyle. He? Mustafa İslamoğlu birinden almış o görüşü. O adamın da adı yazıyordu orada da. Unuttum onu da. Bozuk bir adam. Yazmıştım ona de. Bu adamın dediği gibi diyor. Biraz da ağır gelir ama diyor. Bu adamın dediği gibi diyor diyorum diyor yani. O adam da orada yazıyor adı da. Unuttum şimdi. Yok bir, he, öyle bir şey belki. Ali Şerati değil. Musa Carlat mıdır? Bir başka biri de olabilir. Madem ki peygamber bizim gibi insan, biz de onun gibi insanız. Lafa baksana icra gel. Tamam sen de onun gibi insansın. Seni met bir ayet söyle. Senin hakkında ayet innel insan, lefi husur. İnsanların hepsi zarardadır. Evet. Senin hakkında bir ayet buldum şimdi. Daha çok ayet bulurum senin hakkında. Ben de aynı ayet ayetteyim. Yani. Ben de aynı ayetteyim yani. İnsanlar zarardadır. Efendim. İnnel <laughs> insan hulika helu'a. İnsan cimri yaratılmıştır. Hadi bakalım. Senin hakkında bir ayet daha buldum. İdâmesse usyerru cezu'a, mı, bas bas bağırır. Bolluk gördümü de böyle kısar. İnsan. Ve kulikal insanu İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Senin hakkında bir ayet. Resulullah hakkında geçen dersimiz kuvvetin, o kuvvet sahibidir diyor. Senin hakkında bir ayet. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Hulikal insan min acel. İnsan aceleden yaratılmıştır. Her işinde acele eder. Acelecilik Allah'ın en sevmediği vasıflarından. Yani Kur'an'ın tümü bizim kötü ahlakımızı temizlememiz için indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ma ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlayayım diye gönderelim diyor. Millette güzel ahlak olsa peygambere ne lüsub var. İnsan yaratılışından bozuk ahlak yani. Peygamber geldi bizi düzeltmek için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber benim gibi adam, ben de onun gibi adamım öyleyse. Bu nasıl bir mantıktır? Kur'an-ı Kerim'de seni eden bir ayet yok ya. Bak şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kaç dersleri okuyoruz okuyoruz bitiremiyoruz. Bu kitabın tümü ondan bahsediyor. Nun. Şimdi Nun tabi Kalem suresinin başındaki bir harftir. Huruf-u mukatta'adır bunlar. manalarını ancak Allah bilir. Ve ma illallah araşıkuna fi ilim. İlimde rasık olanlardan da bilenler olur. İmam Rabbani gibi işte. Cahenkismetler, Abdülkadir Geylani'ler, Muhyiddin Arabi'ler, Seyyid Ahmed i e rifaîler Bunlar ayrı. Bunların şifreleri bilen büyük evliyaullah. Rabbim şefaatlerine Ne nail eylesin. Amin. Ama biz nun diyoruz, duruyoruz. Niye bu nedir? Harfin adıdır. Nun harfi var. E, bu harfler de çok önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan bu harflerle yazıldığı için elif, b, t, f diyorsunuz ya onlar çok önemli harflerdir. Bak onlarla alay eden de dinden çıkar. Adam şimdi mesela Elif, B, T, S diye alay eder. Kur'an'ın harfleriyle, İslam'ın harfleriyle, dinimizin harfleriyle alay ederse bu adam Müslümanlığı sağlam kalmaz. Çünkü neden? İşte Nun. Elif, B, T, S diyorsun. Bakara suresinin başı ne? Elif, Lam, Mim. Sen gidin. Elif, B, T, S. Bilmem ne. Bunlar gerici işi falan. Ne olacaksın şimdi sen? Harfler çok önemlidir. Bunlar Kur'an'ın harfleridir. Harflere değer verin. Bu harflerin hepsinin duaları vardır. Bir tane kitap var bende. Mevlana'nın Hazretlerinin. işi. vakit bulamadım onu size tercüme edeceğim. Harflerin duaları. Davatül Huruf. Mezbubül Mahfu Davatül Huruf. O harflerle dualar vardır. O harflerin duaları her birinden benim baş harfleri gelerek dualar çıkar. Bu harfler Allahu Teala'nın isimleri bu harflerle değil mi? He? Bütün bu 29 harfle değil mi? Mevla Teala'nın ismi şerifleri. Efendim, Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri bu harflerle değil mi? E. Kur'an-ı Kerim'de mesela iki tane ayet vardır. 29 harfin tümü onlardadır. Kur'an-ı Kerim'de 6600 küsur ayet var ya, sadece iki ayet vardır. O iki ayette 29 harfin tümü mevcuttur. Başka hiçbir ayette tümü mevcut değildir harflerin. Anladınız mı? Bir tanesi Fümenzele aleykum min ba'dil gammi Ali İmran suresinde olacak. Yarım sayfadır. Bir tanesi İnna Fethane'nin sonundaki Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlayan ayettir. O da yarım sayfadır. Bu iki ayet ikisi bir sayfa kadar tutar. İkisinde de 29 harfin tümü vardır. Ama alimler, veliler ne diyorlar? Kim bu iki ayeti okuduktan sonra ne isterse kabul Niye? Çünkü bütün Kur'an, Allah'ın bütün isimleri, bütün harfleri, bütün hadislerin tümünün ana malzemesi olan bütün harfleri nerede? Bu iki ayette. O zaman bütün harfler işin içine devreye giriyor yani. Anladınız mı? Ne oldu şimdi? Kendi kendine oldu. Yaşma. Bu, bundan anlamadım bir fayda. Kimi faydalı dedi, kimi zararlı dedi. İhtilaf çıktı. Sakatlıktan kaçsak daha iyidir. Şimdi Nun harfidir. Harfi is ismidir. Tamam büyük bir şey. Allah'ımız ne bu mur murad ediyor Mevla abi? Ya da balığın ismidir. Nun Arapçada nun nedir? Balık demektir. Harf başka. Şimdi burada harf mi kastediliyor? Yazılışına bakarsan ne yazılıyor? Tek nun yazılıyor. Anladın mı? Halbuki balık manasında olsaydı nun, nun, vav, nun yazılacaktı. Açılımlı yazılacaktı. Tek nun yazıldığı için harf olmasını güçlendiriyor. O hat. Resmi Kur'an yani. Kur'an'ın hattı bu harftir manasını güçlendiriyor. Neden ki? Tek ne yazılmış. Anladınız? Balık olsa o da olabilir. Okunuşu nasıldır mesela? Şimdi ne yazıyorsun ama okurken ne okuyorsun? Nun. Yani bir harfte kaç cevap var? 10 cevap var. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La akul elif lam mim harfun. Elif lam mim harftir demiyorum. Bel ne diyorum? Elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Bukhari hadisinde. Elif ayrı harftir. Lam ayrı harftir, mim ayrı harftir. Ne alır bundan adam? 30 cevap alır. E, Ruhul beyan sahibi de alimler de diyorlar ki o diyorlar yazılışından o. Okurken 90 alır diyorlar. Niye diyor? Elif kaç harfle okunuyor? Üç. Lam kaç harfle okunuyor? Lam, elif, mim. Mim kaç harf? Mim, ye, mim. Anladın mı? Şimdi o zaman ne yazıldığı için harf olma ihtimali kuvvetleniyor. Ama okunurken ne okunuyor? Nun. Ne denmiyor ki ne. Nun. Ne oldu o zaman? Nun, vav, nun. Üç harf çıktı buradan. Onun da okunuşu nedir Arapçada? Balıktır. E bu hangi balıktır? E çok rivayetler vardır. Bazıları var sizin aklınız almaz diye söylemiyorum. Kellimun ne aç alakadır hukuliyim. İnsanlara diyor akıllarının aldığı kadar konuşun. Şimdi bir şey derim amma da attı dersin biliyor musun? Dümdüz gidersin yani. Ben de seni de yoldan çıkartmayayım yani şimdi. Onun için bazı manalar var ben onları demem. Amma ve lakin dediğim zaten yetiyor milleti raydan çıkartma burada bir mana daha vardır. O, o balık da hangisidir? Ya balık cinsidir. Allah bütün balıklara yemin edemez. Balık Allah'ın ayeti değil mi? Ne acayip şey. Hele o balina burayı yutsa yiyor. Bir tane balina vurmuş geçen karaya. Allah git 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 bitiremiyorlar. Buraya sığmıyor ya. Allah'ın ayetidir. Peki ama o genel balıklar olursa balina ona dahil olur. Ve lakin özel bir balık kastediliyor olabilir. Allah ona yemin eder. O hangi balık olsun? Tabi o Yunus Aleyhisselam'ı karnında taşıyan ne mübarek balık. Tam tekke ya. Balık tekke olmuş ya. Allah'ın peygamberi la ilahe illallah ente sübhaneke inni güddü zalimin. Hatmi şerif yapmış orada yani mübarek. <laughs> e? O balığa yemin ediyor olması ihtimali de vardır. Ondan sonra şu da var. Okkaya da yemin etmiş olabilir. Efendim. Mürekkebe de yemin etmiş olabilir. Çünkü bu bu nereden geliyor? Peşinden vel kalem diyor. Mürekkep olmadan kalem yazmaz. Burada kalem yani mürekkebe de delalet etmiş olabilir. Fakat bunun balıkla ne alakası olabilir? Balığın içinden çıkan mürekkep var özel. Çok siyah balıktan çıkıyor o mürekkep. Bak şimdi. Yani bu tefsiri bilirsen her şeyi bilirsin yani. Hayvanlar alemini de bilirsin yani. Ben şimdi bir şey anlatıyorum. Adam da zannetiyor beni ki bilmem ne okumuş. Geçen bir yere gittik, belediye başkanlar falan geldiler ziyaret ediyoruz, oradan çıktık bir şey de yok. Adam telefon ediyor, yanındaki arkadaş cevap veriyor. Buyur başkanım dedi ki, hoca efendi dedi ziraat eğitimi mezunuymuş öyle mi dedi falan. <laughs> benim yanımdakinin benden haberi yok ki zaten. Ben ne anlarım ziraat eğitimi senden ya, hiçbir şeyden haberim yok benim de. Yani Kur'an, bütün ilimler Kur'an'dadır. Tefsirdedir, hadistedir fıkıhta. Kur'an'ı bilen her şeyi bilmiştir. Ama Kur'an'ı bilmeden her şeyi bilse bir ayet okurum ona şap diye oturur. Anladın mı sen? Niye sustular? Herkes niye şaşırdılar? Türkiye niye sessiz kaldı birden? Hani biz öcüydük, umacıydık? He? Ya birileri de korkuyor bizden resim çektirme. Ödümüz kopuyor diyor. Onlar resim çekirsek yanarız diyor. Vah yazık sana vah. Yazık sana vah. Yazık sana. Sakallı dedeyi görüntü. Bu da Cübbeli'nin kardeşi. Yazık sana. Ayıp sana. Yuh sana ya. Sen niye sakala hakaret ediyorsun? Niye Cübbeli'ye hakaret ediyorsun? Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsun, edepsizlik yapıyorsun ya? Yakışır mı sana? Kafayı mı yedin sen? Sakalda ne var bir tutam sakal? sünneti. Ne korkuyorsun bundan? Öcü mü buna? Ayıp bir şey ya. Bunlar böyle. Ayarı kaçmış. Şirazesi kaymışlar. Kendileri de itiraf ediyorlar. Şirazemiz kaydı diye. Hasılı kelam meseleyi meram. Ne diyeceğim sana? Kardeşim. Şimdi bu milleti susturan neydi? Ayetler değil mi? Hadisler değil mi? Bugüne kadar öcü umacı diye bildikleri adam. Şimdi bütün gazeteler. He? İsimlerini vermeyeyim. Reklam olmasın ama reklam yapsam da onları almazsınız. Çok bozuk gazeteler yani. Hiç ummadığınız militan yazarlar. Kim kusan adamlar? E ne var bunda diyorlar, bu diyorlar işte efendim bayağı mevzuları biliyormuş. Bunlar beni zannettiler ki falan dağdaki şu mağaradan numaralı çıktım. <laughs> dünyadan haberim yok. Onların da ahiretten haberi yok. Ben de dünyadan <laughs> haberim yok. E şimdi bu sefer bir de baklar. Aa, niye sustular? Onun için diyorum ki Cemi'ül ilim fil Kur'an lakin. Tekasar anhu efhamur rical. Bütün ilimler Kur'an'dadır lakin. Milletin aklı onu anlamaya yetmez. Mesele Kur'an'ı bilmektir. Allah'ın kelamını bilmeden neyi bilirsen bil. Senin ilmin kaç değer eder? Mezara indi mi o ilim ne yarar? Ama Allah'ın dininin ilmini bildiğin zaman da burada da yarar, kabirde de yarar, ahirette de yarar. Allah bize hamd ediyorum ki doğru seçim yaptırmış. Ben o zaman ilkokulu bitirdim işte. Gerçi camideydim hep ama işte o zaman azdı. 3-4 saat idi zaten. Çıkıyorduk öğlende. Efendi Hazen'in yanında orada burada. Sonradan biraz okul okuma şeyini zorladı bana anam babam. Ama Efendi Hazretleri hemen çekti aldı. Bırak. Diploma lazım değil. Bu ilim lazım dedi. Şimdi ne kadar dua edelim ona? O olmasa ne olurduk biz? Ne bilirdik biz? İstediğin kadar ilahiyeti bitir, profesör ol, durun meydanda. Onu inkar, bunu inkar, rezalet. Şu Allah dostlarına kavuşmasaydık ne olurduk biz yani? Helak olmuştuk. Her şeyimiz onlara borçlu değiliz, borcuz yani. Hep borcuz biz ya. Biz köle olalım, hizmetçi olalım bu zata ya. Çok büyük hakkı var ya. E neden uğraştı? Tek tek uğraştı. Onun oğluyla, onun çocuğuyla, onun... Okuyun, okutun, namaz kılın, zikredin. Din bu. Bu ilimler büyük ilimlerdir. Onun için siz bunun değerini bilin, çoluk çocuğunuzda buna yönlendirin inşallah. Peki Nun. Bu balığa da yemin olmuş olması muhtemeldir. Çünkü Allah'ın ayetidir o balık. Peygamber taşımış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala Yunus. Peki mürekkep olması da çok önemlidir. Çünkü mürekkep olmasa kalem yazmaz. Kalem olmasa bu kadar ilim olmaz. Onun için Allah ne buyuruyor? Vel <laughs> kalemi <laughs> kaleme yemin ederim. E zaten ilk ayetlerde ikra Bismillahirrahmanirrahim. Halak halak lisan min alaq. İkra ve rabbuka lekrab. Ellezî alleme kalem. Kalemle öğretti diyor. Kalem Başka ayette de geçiyor. Bu surenin adı zaten Kalem suresidir. Kalem Arapça mıymış, Türkçe miymiş? He? Arapça. He. Onun için birisi Arapça öğrenmeye gitmiş. Öğretmen de ona diyormuş ki pratik yaptırıyor. Biliyor musun? Demiş ki Arapça çok kolay demiş. Nasıl demiş? Kalem var ya demiş. He. Zaten Arapça o ya. Demiş ki el kalem dedim mi demiş. Başına bir el koyarsın demiş. El kalem oldu demiş. E ne olacak o zaman? Masa el masa. Lan olur mu el masa be? Kütük müsün sen ya? Masa elmasa desen. Hangi arabanlar anlar elmasadan bir şey? Elmasadan anlar elmas. Elmas da Arapça der. Yani o elmasa der. Ne anlayacak adam elmasa? Efendim. Odun el odun. Olur mu öyle şey ya? Güya ona Arapça öğretiyor. Ne? Bu kadar basit mi bu şey? Dünyanın en zengin lisanıdır. Bir aslanın 700 tane ismi vardır. Bir aslanın 700 tane ismi vardır. Dünyada hiçbir lisan Arapça kadar vafi ve kafi bir efendim e, lugata sahip değildir. Onun için bize diyorlar işte Arapçı bunlar. Kur'an'ımız Arapçanın. Peygamberimiz Arap'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani. Cennet elinin lisanı Arapçadır. İnşallah cennete gideriz diye alıştırma yapıyoruz. Evet. Ne yapalım kardeşim? Öte taraftan Efendi Hazretleri derdi. Bu gavurların lisanları İngilizce derdi dere taş yuvarlıyor gibi tak tuk tak tuk kat kut kat ne kalın kaba şeyler derdi sanki dere taş yuvarlıyor öyle tabirleri var yani insana meseleyi daha iyi anlatıyor hakikaten Arapçadaki akışa gavurlar da hasta onlar da şaşırıp kalıyorlar o Arapçadaki akışa yani Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman da etkilenmeyecek adam yok Kaya, kayalar etkileniyor sular donuyor ama adam lazım okuma eski karilerden alimlerden mesela kitaplarda yazıyor bir okumaya başlardı diyor. Bütün kuşlar gelir havada diyor kıpırdamadan dururdular diyor. Kaç tane alim bir alim anlatıyorlar eski büyüklerden okumaya başladığı zaman su donardı diyor. Su donardı diyor. İnsanlar ölürdü. Hep cenazeler çıkardı. Birkaç tane cenaze olurdu okuyanların kıraatları. Şimdi tabi okuyan hasta, dinleyen hasta. Ondan sonra en fazla adam bir coşsa Allah diyese o kadar işte şimdi yani. Onu da Allah dedirdene kadar okuyanın da canı çıkar, onun da canı çıkar yani. O da kolay da Allah diyemez yani. Kaleme yemin ederim. Bu hangi kalemdir? Ya bu benim cebimdeki kalem olmayabilir yani. Bu hangi kalemdir? Levh-i Mahfuz'da yazan Allah'ın kalemi var. Allah'ın ilk yarattığı şeylerden biri de nedir? Kalemdir ama o kalem nasıl bir kalemdir? Göklerden yerlerden büyük bir kalem levh mahfuzdaki bütün kazaları, kaderleri o kalem yazmıştır. Anladınız mı? Kaleme yemin edin. Ve ma yasturun. Ya da bizim yazdığımız kalemler de bu manada değerlidir. Çünkü ilim vasıtasıdır. Ona da yemin edilse uygundur. Ve ma yasturun. Yazdıklarına da satırlara. Satır ne kelime? Satır da Arapça. Anladın mı? Satır, satara. Ya da ve ma yasturun yazdıklarına da yemin ederim diyor mesela. O Türkçedeki satır değil o, başka. Bu satır, onu da geçiyor satır satır diyorsunuz ya yazı. Bu yazanlar kimlerdir? yazanlar e, kiramen katibin. Ya bizim sağımızda solumuzda yazıcı meleklerin yazdıklarıdır. Ya levh-i mahfuzda yazan meleklerin yazdıklarıdır. Ondan sonra allah Alem tam manasında şudur da başka değildir diyemeyiz. O da olabilir, o da olabilir. Ama kendi kafandan da benim kızın yazdıkları evdeki not defteri diyemezsin tabi yani. Burada illaki ne lazım? Müfessirlerden gelen manalardan biri olması lazım. Peki bu yemini yaptı Rabbim. Ee, şimdi Ekseme Allahu Teala Allahu Teala yeminler yaptı. Bir ekseme bihi. Yemin ettiği şeylere yemin etti. Peki niçin onlara yemin etti? Özellikle çünkü min azim büyük yeminler oldukları için faydaları çok büyük olduğu için o şeylerin faydaları var. Mesela bir zeytine yemin ediyor. E sen git bakalım zeytinin faydası kıyamete kadar bitmez yani. Ha şimdi ilaç yapmışlar bana belki de şifa olacak inşallah. Zeytin yapraklarından. E zeytin yaprağı ama kaç kilo zeytin yaprağını kaynatıp yemesin kansere şuna buna hep zeytin yaprağı. Yakıyorlarmış onları. Yakacaklar bir de ortalığı kirletiyorlar. Bir Müslüman adam demiş ki durum ben bunları ilaç yapacağım. Almış onları tonlarca çok büyük rakamda mesela. Şimdi ekstresini yapmış onun. Ekstresi ne demek yani? Sen efendim bir kaşık yiyorum ondan yani sıvı. Bir kaşık yiyorum ondan diyelim ki mesela kaç ton yaprak gücü alıyorsun yani. Anladınız mı? Şimdi zannetmesinler ben güçleneceğim de falan başlarına bela olacağım. Korkmayın ben ayakta zor geziyorum ya. Korkmayın öyle ben iki zeytinden falan kurtaracak halim yok Korkuyorlar ya. Sağlığımdan çok korkuyorlar yani. Ee, yaşarsam korkuyorlar. Başıma çok düşünüyorlar yani. Çok kötü şeyler düşünüyorlar. Allah karşılığını kursun Rabbim. Fazla keremiyle. Ya yakışır mı eder mi? Biz burada ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz. İnsanlara hiç kötü bir şeyler tavsiye etmiyoruz. Hakkı tavsiye ediyoruz, sabrı tavsiye ediyoruz. Efendim sen adam diyesin ki inciler döktürüyor. Şimdi bu benim döktürdüğüm inciler ayetler, hadislerdir. Bunu met için mi söyledin? Zemm için mi söyledin? Sizin aklınıza havale ediyorum. Bunun, bunu sorun. Bunu bu sözlerin sahiplerine sorun. Deyin ki bizim hoca çıktı bu kadar üç defa konuştu. Haftalık kadrolu gibi. El insaf vel vicdan. Ben 45 yaşına geldim. 20 senedir medyatik adamım ben. 20 senedir dört kere çıktım. 20 senedir 4 kere çıktım. Birinde haberlere çıktım. Üçünde de sohbete çıktım. Çünkü Efendi Hazretleri ne buyurdu bana? Git orada vaaz et, dedi bana. Tamam mı kardeşim? Kim beğenmezse beğenmesin. Sahibi orada. Tamam Sahibi orada. Ne kadar dua ettiğini, uyumadığını, himmet ettiğini, ne haber var diye haber sorduğunun şahitleri orada. Şahitleri orada. İnciler ne demek? Bir insan ayet ve hadislere hürmeten inciler derse kabulümüzdür. Ama dalga geçmek için inciler derse ne olur bu adam? İnciler döktürülüyor. Biz ne döktürdük orada? Sayın okuduğum ayetin sayısını, sayın okuduğum hadisin sayısını 5 saatlik bir programda bütün ilahiyatından tut, bütün diyanetinden tut şaşırdılar, kaldılar da bu kadar ayet hadis nereden efendim kimin aklında var dediler de bütün efendim dünya burada hayrete düştü de, bu ayetlere, hadislere inciler demek ne demek? Siz ne anladınızsa ben bir şey anlamadım. Met mi etti? Zen mi etti? E met ettiyse, kadrolu programcı diyen met etmiş olmuyor. Bak şimdi, karinelere bakarım ben. Lafın yanında bir laf daha olur, o laf öbür lafı şerh eder. Şimdi diyor ki, kadrolu programcı haftada bir çıkılıyor. El insaf. Bir insan Müslümansın sen. Bu 70 milyona yalan konuşulur mu? Her hafta çıkıyor diyorsun. Yalan. Yalan konuşanın ben neyine güveneceğim? Mümin zina da eder, hırsızlık da eder, içki de içer diyor. El müminü la yekzip. Mümin yalan demez diyor hadis-i Yalan konuştuğun zaman bitti benim için. Yalan hiç telafisi olmayan bir beladır. Çünkü o zaman amentü dediğinde de ya yalansa diyeceğim yani. Yalan konuşuyorsun. Haftada bir. Nerede bu böyle bir şey? Yapmayın arkadaşlar. Horlamayın bu ehli sünneti. Dışlamayın bu ilim ehlini siz. Yazık edersiniz kendiniz. Oturdun dalı kesersiniz. Oturdun dalı kesersiniz. Allah'ın ayetlerine ağzına inci denir mi ya? Denir. Met edersen denir. Ama sen kalkıyorsun. Efendim inciler döktürüyor falan bilmem. Hangi lafım yalan? Hangi lafım yanlış? Orada o kadar espri malzemesi var. O espri malzemelerin hepsinde fetva var mı? Var. Damacana meselesi. Evet damacana meselesi de fetvadır. Çünkü Efendi Hazretleri buyururdu ki öyle bir gençlik çağında öyle bir hal gelir adama ki duvarları karı zanneder. Ve o zaman da o adamın duvara bakması da haramdır. Bu Efendinin fetvasıdır. Doğru mu değil mi? Adam ne diyor? Ahıra indim diyor, eşya gördüm diyor. Efendim adını demeyin bir karıdan bahsediyor. O, o geldi gözümün önüne diyor. Şimdi bu adamın eşeğe bakması helal mı haram mı? Haram. E ne yani şimdi bu? Damacana meselesi, espri meselesi. E bu şimdi ben sana fetva veriyorum. Bir adam damacanayla kendini tatmine kalkarsa helal mı haram mı? Haram diyorum sana. Bunda ne var incilikte? Bunda esprilikte ne var? Cem Yılmaz anladı, bunlar anlamadı ya. Adam diyor ki bunda espri yok diyor. Bunu ne karşılaştırıyorsunuz benden? Hocanın konuştuklarını komikliğe çekmeyin diyor. E ne var bunda? Ben ayet okuyorum ama başkaları gibi okusam, ee, ıı, kitaba baksam, kitap okur gibi adam dinlemeyecek. Kimse bir şey dinlemeyecek. Onun için Allah bir çene vermiş, Şeyh Hazretleri burada misafirimiz öyle diyor. Hoca diyor, sen diyor bir kafasın bir de dilsin diyor yani. Vücudunu aşağıya sayma diyor yani. Bana öyle dedi dün diyor ki bir kafasın bir de lisansın diyor. E Allah da bana bunu vermişse ben de bunu akıtırım. Allah'ın dinine hizmet yolunda kullanmam lazım. Ben başkasının borozanı değilim ki. O zaman sahip çıkın. Ha ihtiyacımız olduğundan söylemiyorum. Sizin ihtiyacınız var bu dine. Hepimizin ihtiyacı var. Bu Devam etsin bu hizmetler. Bu kadar basit. Kalemin yazdıklarına yemin ederim diyor. Allah niye kaleme yemin ediyor? Bunda büyük faydalar var. Bu faydalar olduğu için min azim kasemi, tazim için, ikram için efendim kasem ediyor, yemin ediyor. Efendim bu sayfada burada durmuyor, ikide bir kapanıyor. Ne dair yemin ediyor? Ala tenzil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münezzeh olduğuna, uzak olduğuna. Neden? Mimma o şeylerden ki gamesatu efendim ona hakaret etti. Kim el keferatu kafirler neyle bihi o şeylerle. Daha ne efendim? E neden onu tenzih ediyor ve tekzibim lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi e tekzip etmelerinden, yalanlamalarından ve ona hakaret etmelerinden dolayı onun münezzeh olduğuna yemin ediyor. Çünkü onlar bazen dedi kezzap yani büyük yalancı dediler. Bazen sahir, büyücü dediler. Bazen kere mecnun, cinnet geçirmiş yani deli dediler haşa ve kella. Şimdi mevlada yemin ediyor. Neye yemin ediyor? Ma ente ve anesehu bak Allah Teala ona e, ünsiyet veriyor. Ben seni seviyorum Habibim, sen benimle rahat ol, kimseye bakma, onlar ne derse desin. Vebesata emelehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümidini açıyor, genişletiyor. Ondan sonra bi kavlihi şu kavli şerifiyle efendim bi kavli ona söz söylüyor Rabbim, hitap ediyor Rabbim. Muhsinen, güzel yapıyor hitabehu. Bak hitabını da Mevla ona ne güzel hitap yapıyor, hitabı da çok güzel yapıyor. Ne buyuruyor? Ma ente, bu ayet şimdi. Habibim sen değilsin. Bi nimeti rabbike. Rabbinin nimetiyle. Ne demek Rabbinin nimetiyle? Ya ben sana peygamberlik verdim. Peki 40 yaşına kadar peygamber oluncaya kadar bu putları bırakın tapmayın deyinceye kadar en akıllı sen miydin? Herkes sana en akıllı diyor muydu? En güvenilir adam sen miydin? En efendi beğenilen adam sen miydin? Herkesin imrendiği insan sen miydin? Ebu Cehil de beğeniyordu. Herkes beğeniyordu hatta hacellesveti kim koyacak diye kavga çıkmıştı. Kabileler arasında hacellesvet yerine konacağı zamanda ne dediler? Şu kapıdan ilk gelen olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hepsi razı oldu. Bu güvenilir insan tamam bu hakem olsun dediler. Efendimiz de formül çözüm buldu. Ne dedi? Dedi ki bir şeye koyalım. Beze her ucundan bir kabile tutsun kavga çıkmasın. Birbirini vuracaktılar. müşrikleri, şey adamlar, taassupçu adamlar. Kabile davaları var. Hacer'le Söylede de çok önem veriyorlar o zaman tabi. cahiliyetten kalma. İbrahim Açılam'dan kaldığı için kalıntı olarak onlar kalmış yani. Doğru ol, olarak kalan şeyler de vardı. Şimdi Mevla buyuruyor. Ben Rabbin sana en büyük nimeti yaptı sana peygamberlik verdi. Peki bu zamana kadar peygamber olmadan evvel sen deli değildin. Efendim kötü değildin, büyücü değildin. Bir şey değildin. Şimdi Rabbin sana en büyük iyiliği yaptı da nübüvvet bahşetti. Peygamberlik nasip etti. Şimdi deli oldun öyle mi? Sen benim nübüvvet nimetim sayesinde bir mecnun asla deli değilsin. Ya onlar deli. Sana deli diyenler, deli diyenler deli. Bu kadar akıllı insana deli dediği zaman bir adamın onun aklından zoru var. Halbuki sen akıllıların en akıllısısın, alimlerin en üstünüsün, ariflerin en kamilisin, nebilerin seyyidisin, e, rasullerin, velilerin senedisin, güvencesisin senden üstün bir mahluk yaratmadım Allah buyuruyor. Evet. Sen Rabbinin nübüvvet nimeti sayesinde ne olmadın? Asla deli olmadın. Nasıl deli olacaksın? Bugüne kadar akıllıydın, şimdi tam aklın çıktı meydana. İşte bu nedir? Ve hazihi bu ayetteki hitap nihayetül meberrati fil muhatabe. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah hitap ederken son derece iyiliğini, lütfunu, ihsanını e, hoş muamelesinin son derece açıklamış oluyor. Ve ala derecatil adab ve edep derecelerinin en üstünü fil muhaverati söz konuşma hususunda. Yani e, Efendimiz'e hitap ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. E, ona bir şey söyleyecek. Yani onlar sana deli diyorlar ama sen deli değilsin diyecek Rabbim. Buyuracak Rabbim muhavere e, ediyor. Ama en yüksek burada edep derecesini kullanıyor. Edep derken bu edebiyat manasına alalım mesela ne demek nun diyor orada bir şifre var vel kalemü maesturud kaleme yemin ediyor yazılanlara yemin ediyor falan. ne yeminlerle takviye ediyor orada da ne hikmetler var o bir ayetten neler çıkar ondan sonra bu yeminlerle destekleyerek sen asla bir de ne diyor sen deli değilsin demiyor ne diyor Rabbinin sana en büyük nimeti olan peygamberlik sayesinde delirmiş biri değilsin diyor yani ne demek senin aklını zirveye ulaştıran şey peygamberliktir. O nimet sayesinde bir de deli mi diyorlar sana? Yani ne acayip, yarım satır değil yani. Bir satırın çeyreği değil, kısa bir ad-i manalara bak. Daha da çıkar çalkaladıkça da. Vakit yetmez. Sümme <laughs> alemehu. Sonra allah Teala Habibine ne bildiriyor? Bima lehu indehu. Bima o şeyleri ki lehu. Efendimiz'e aittir indehu. Allah katında minne'imin daimin devamlı nimetlerden ve sevabın gayri munkata'in, kesilmeyen tükenmeyen mükafatlardan la yahudu adun evet hiçbir sınır kendisini tutamayan ve la yumtennu bihi aleyh kendisinin başına kakılamayan efendim kimse tarafından efendim çünkü Allahu Teala ancak kuluna ben sana bu iyilikleri yapmadım mı deme hakkına sahiptir. O da ben asla sana yaptığım iyilikler hakkında efendim sitem yapmayacağım. Niye efendim şöyledir böyledir. Bak ben sana iyiliğim var demeyeceğim diye o da söz veriyor Fekale hala ne buyuruyor peşindeki ayet. Ve inne leke habibim muhakkak senin için vardır le ecran elbette öyle cevaplar, mükafatlar vardır ki gayran memnun. İki tane manası var memnunun. Memnun da mesela Arapça bir kelimedir. Fakat Türkçede biraz şey kullanılıyor. Yani farklı manada kullanıyor. Asıl manası o değildir. Memnunun bir manası kesilmiş demektir. Gayrı memnun ne demek? Kesilmeyen, bitmeyen, tükenmeyen sevaplar var demektir. Bir manası da minnetten gelir. O minnet de başa kalkma meselesidir. Hani adama bir iyilik yaparsan sonra ben seni yedirdim de içirdim de çikolata adam çıkmadığında falan falan yapmak. Mevla buyuruyor ki sana ne kadar iyilik yaptımsa hiç senin başına kakılmayacak. İyilik olarak da sana sayılmayacak yani sen bunları hak ettin diyor yani. Bu ne demektir? Şu anda bizim üzerimizde bu kadar nimet, iyilik var ama bunların hiçbirini hak etmiş durumda değiliz. Onun için ahirette kim bilir başımıza neler kakılacak yani. Sana bu kadar iyilik yaptım, sen namaz kılmadın, doğru abdest almadın, şunu yapmadın, bunu yapmadın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teminat verilmiştir. Peki, şimdi ne geldi? Sünme sonra Allah Teala esna aleyh Habibine övgüde bulunuyor. Bima menehu ona bahşettiklerini sayıyor. Min hibatihi kendi karşılıksız hibelerinden, vergilerinden ve hedahu onu hidayet ettiği ileyi o şeylere hangi şeylere hidayet ettiyse güzelliklere, İslamiyete efendim Kur'an-ı Kerim'e onları övgüyle bahsediyor ve ekke dezalike bunu tekit ve takik buyuruyor. tetmimenli temcidi hem de o yaptığı iyiliğin Rabbim Teala ona verdiği mecdin, keremin, iyiliğin, azametin, büyüklüğün tamamlayıcısı olarak tekit de yapıyor. Neyle bir harfeyi tekidi. İki tane tekit harfi var. Tekit ne demek? Hani tekit etti bu sözü, kuvvetlendirdi demektir. Tekit Arapçadır. Tekit kuvvetlendirmek. Burada iki tane harf var Arapçada tekitte mesela. Burada başka tekitler var da burada iki harf kullanmış. İnne Harfi tahkik. İnne muhakkak mesela demektir. Tahkik veriyor. Gerçekten demektir. Bir de le. Le dedim mi elbette manasına geliyor. Şimdi burada fekale teala Rabbimiz ne buyuruyor Habibine hitaben? Ve inneke hiç şüphesiz muhakkak ki sen ne üzeresin? Le ala hulukin. Bak ala diyebilir. Le ala hulukin. Elbette büyük bir ahlak üzeresin. Nasıl bir ahlak? Azim. Ben ki azimuşşan en büyük Allah'ım. Celle Celaluhu ben diyorum ki senin ahlakın çok azim, çok büyük ahlak. Senin ahlakından daha büyük ahlak yok. Şimdi anladın mı kardeş? Allah kimin ahlakını beğeniyor? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem der. yere oturarak yerdi. Bu güzel ahlak mı? Güzel. Ama sen diyorsun ki sofraya kurulalım. Mesela. Der. Halbuki ahlak hangisi de Ben yerde yerim diye mesela. Yaslanarak yemem. La akulu ve ne bir Kibir işaretidir. Ben yaslanarak yemem. Sen koltuk arıyorsun yaslan. Ondan sonra sofra yere sererim. Ya olur mu? Ekmeği yere koyarım sofranın üzerine. Için. Bir deri serer misin? Evet. Ondan sonra bir tabaktan yerim on kişi. O hoca efendi bulaşacağız hastalığa ya. Herkes bir tabaktan olur mu? Herkes ayrı tabak. Öyle mi? Çok kötü adet bunlar. Biz efendi hazretlerinin sofrasında büyüdük. Ortaya bir çorba gelir. 5-10 kişi etrafında herkes ondan alır. Bereket ortasına yağar. Şimdi ne oldu? Kimin evine misafir gidiyoruz? Herkes ayrı tabak koyuyor. Ne oldu bu ahlaklar? Mısınız? Niye ortadan yemiyoruz? Ondan sonra e de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını yalardı. Veya yanındaki birine yalattırır. Bak şimdi bunu göster. Aa! Ay! Neden bulandı? Efendim? Bulanık adamsın sen. Hatta yel akavu ev yul ikavu. Hadis sahittir. Bukhari'dir ya. Ben ne yapayım? Çünkü diyor parmakla midenin irtibatı var. Şu parmaklar yalanmadan doyduğunu hissetmez. Ondan sonra yiyom yiyom doymuyorum der. Parmak yalayacak mide. Hocam ben o zaman başkasınınkini yalamayayım da ben kendi parmağımı yalayayım. Teşekkür. Afiyet olsun. Kendi parmağını yala kardeşim. Ben sana benim parmağımı yala mı dedim. Ama sünnette o da var. Sünnette o da var. Adam orada bir sünneti yapsa sen burada aa ne gerici yobaz. <laughs> e biz böyleyiz kardeşim işte. Biz böyleyiz. Ama Allah buyuruyor ki sen en büyük ahlak üzeresin. Senin ahlakından, edebinden, muhaşeretinden, geçiminden, yaşamından daha büyük ahlak yoktur. Tamam mı? Sünnet bu. Ondan sonra tabağın dibini sıyırmak. He? Efendimiz sallallahu aleyhi ve bizim gibi yağlı yemekler nerede bulmuş da? Bulsa da öyle şey kuvvetleyemez yemez. Dibini sıyırmak. Elinle parmağıyla sıyırsan falan. Adam, Ay ne görgüsüzlük. Niye? O dibinde bırakacaksın epey bir şey. Çayın bile dibinde illa bırakacak. E, görgüsüzlük. Adam dibine kadar çekse ne görgüsüz adam. Buna kız da verilmedi. <laughs> Niye? Dibinde bırakacaksın ya. Gör Seninki Fransız <laughs> görgüsü. Frenk görgüsü. İslam'ın görgüsü sünnetleyeceksin. Tamam. Sen en büyük ahlak üzeresin. Ahlakı kim tespit ediyor? Kimin beğendiği beğendiktir. Kimin büyük dediği büyüktür. Allah'ın büyük dediği büyüktür. Onun güzel dediği güzeldir. Yaradan odur. Sen kendi kendine bir planlar kurmuşsun, düzenler kurmuşsun. Ona görgülü, ona görgüsüz demişsin. Senin ne hükmün var? Hangi belgede imzan var senin? Ne yazdığın kabul, ne konuştuğun kabul. Evet. Sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Peki bu ahlak tabii şimdi nedir? Kıyla. E, bunun tefsirinde ne buyurmuştur? E, de, de, Deneyecek ne var? el Kur'anı, o, o ahlak nerede o ahlak? Kur'an'da. Ayşe sordular. Sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldı? Ne buyurdu? Kur'an okumadınız mı siz? Dediler okuduk. kulul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ın beğendiğini beğenirdi. Beğenmediğini beğenmedi. Kur'an'daki bütün ayetlerle amel etmiştir. Biliyor musun? Hiç amel etmediği bir ayet olmadığı gibi her birinde kasıtlı manalı olarak amel etmiştir. Büyük ahlak üzeresi. Şimdi mesela ona emrediliyor. Ne emrediliyor? Estağfirullah. Hudil afve. Sana ne kadar kötülük eziyet yapsalar da af yolunu tut. Affetmiş midir hep? Mekke'de ona neler yapan? Ebu Süfyan neler yaptı? Hanımı Hint ne yaptı? Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına aldı. Neler yaptı bunlar? Daha ne kadar niceleri? Ebu Cehil'in oğlu neler yaptı ikrime? Radıyallahu anhım. Allah hepsinden razı olsun. Bak sahabe oldular şimdi. Hepsine ne yaptı? Girdiler evlerine Mekke fethinde kesecek biziz dedi. Çünkü kendileri gibi zannettiler. Kesecek bizi diye beklediler. Ne buyurdu? Mendekeleddara ebi süfyan ve amin. Ebu süfyanın kendisi de garantide dedi. Evine girene de garanti veriyorum dedi. Şaşırdık kaldı adam. Bunu kimse yapmaz dedi. Aa. Ondan sonra geldiler gelin bakalım dedi. Geldiler hepsi. Onu evinden çıkartmışlar. Vatanından sürmüşler. O kadar eziyet etmişler. O kadar sahabe ne sıkıntılar çekmişler. 10 senelik bir süreçte başlarına gelmeyen kalmadı. Bu kadar sıkıntılar tafsilatı çok uzun eziyetlerin. O Bilal-i Habeşi neler çekti? Çöllerde kızgın çölün üstüne yatıp ayağın değse havaya fırlarsın. Kızgın saça basan horoz gibi fısıçlarsın o şeyin üzerine yatırılmış, üzerine de kaya koyuyorlar yani. Günlerce yani. Bu kadar eziyetlerden sonra ne yapalım? Müslüman olun tamam bir şey Ha sen Müslüman olsan da senden geçmiş hesaplaşmamız var. Yok öyle bir şey. Hepsi böyle geldiler. Ne buyurdu onlara? E kullekum ki makale Yusuf. Yusuf kardeşim kardeşlerine ne dedi? Çünkü Kur'an'la amel ediyor ya her ayetten. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Kendisini kuyuya atanlara. La tesribe aleykumul yevm yeğfirullahu lekum ve varhamur rahimin. Sizi üzecek, rencide edecek bir söz bile yok size. Allah sizi afetsin. O acıyanların en merhametlisidir. Hadi bakalım. İze bu entü mutlulaka. Hepiniz azatsınız, hürsünüz, hiçbirinize bir sıkıntı yok. Gidin dedi. Şaşırdık Allah. Dünya kuruldu kurulalı. Böyle bir eziyet çekip de böyle bir serbestlik veren bir insan daha yoktur. Çünkü Allah Teala emretti huzil affe, af yolunu tut. Ahlakı Kur'an o demek. Anlıyor, anlıyor musun? Ve emur <laughs> Marufu emret. İyiliği emret. Şeriatın kabul ettiği şeyleri emret. Senin aleyhine de olsa, senin işine gelmese de. O şey değil. Doğruyu söyle. Ve arif cahilin. Cahillerden yüz çevir. Ne demek? Bilmez. Gelir hakaret eder, bir şey der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neler yapıyordu bedeviler? He? Ya Muhammed bağırıyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Çık dışarı bak seni met edersek iyi olur, seni bir tenkit edersek kötü olur ha. Efendim çıkıyordu buyurun ne var? Ne istiyorsunuz? Halbuki Hazreti Ömer bekliyor. <laughs> Hazreti Ömer bekliyor. Efendim dur ya Ömer. Adam geliyor arkadan ganimetten payı mı ver? Bir çekiyor bir çekiyor. Buradan mübarek ensesi kıpkırmızı oldu. Yara oldu ya. Çekiyor. Çek. Dönüyor ona. Buyur ne istiyorsunuz? Ee, şeyden, ma malımızdan benim ganimetten aşçımızı istiyoruz. <laughs> Nelerle karşılaştın? Adam geliyor camiye işiyor. Çıkarttı işiyor. Oo sahabe-i ona hücum edecekler. Ne buyurdu? De'u. Bırakın rahat işini bitirsin. Adamı yarıda kesmeyine. Bukhari hadisini. De'u. Elku ala bevli zenube mimma. O idrarının üzerine bir kova su atarsınız, onu temizlersiniz. Şimdi adamı kırıp geçirmeyin. Çünkü adam ondan sonra kırılanı tamir edemeyiz. Kalbini kırmayalım. Ondan sonra dedi gel buraya evet. İnnel mesacid lem tübne Camiler bu iş için yapılmadı. Bu işler dışarıda görülür. Camide görülmez. Tamam mı anladın? Teşekkür ederim. Anladım. Köle gelse, Ya Resulallah, lebbek buyur. Çocuk gelse ya Resulallah çekti kolundan götürüyor eve. Lebbeyk buyur. Hangimizde bu ahlak var şimdi? O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı gericilik oldu. Bu firek yavrularının taklitleri, mukallitlikleri ilericilik oldu. Kaba adamların. Hey arkadaşlar. Çok konuşacak şey var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la amel etti. Ahlakı Kur'an idi. Efendim? Adam bir şey yapmış. Hemen onun mazeretini kabul eder mesela. Seyyid Hazretleri okuyor. Tün'de okudu mesela. El Mü'minü'l Mümin nedir diyor? Mümin karşısındaki kardeşinin yaptığı bir yanlış bile olsa onun özür dilemesini beklemez. Kendi ona özür üretir. Ne der? Sen herhalde bundan sebep yaptın, değil mi kardeşim? Şöyle Anladım. Biz nasıl o bana şimdi özür dileyecek? Ben onu şöyle bozacağım. Bak ahlakı görüyor musun? Ne kötü ahlak. Adam Efendi Hazretleri'nin adına paralar toplamış. Efendi hastanede rehin kaldı demiş ya. Çıkartamıyoruz para lazım demiş. Toplamış paraları. Getirdiler yanına. Şimdi mahkeme oluyoruz. Mekke'de adam mahkeme ediyorlar yani. Biz de varız orada falan. Ondan sonra diyor ki adam diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Ben zaten dedim bunlara yapmadığını ama işte bunlar böyle şey diyor. Tamam git. Ondan sonra bir arkadaş söyledi diyor, Efendi Hazretleri sen diyor bunun inkar etmesini tabi inkar etmesini istedim diyor. Niye adam mahcup olsun diyor. <laughs> Allah Allah. İşte Resulullah ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit var, cemaat var. Cık. Ya ne lüzum var diyor milleti dinleme şimdi. Ne lüzum var? Men seter avrata seter Allah avrata. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah ayıbını örten. Senin ayıbın yok mu? Dolu. Men keşefe avrata Müslüman keşefe Allah avrata. Yevmel kıyam. Senin bir Müslüman ayıbını açanın, Allah kıyamet günü bütün ayıplarını açar diyor. Ve evinin ortasında dünyada onu rezil eder. Allah seni açığa çıkarttığı zaman gizliden ne yaptıklarını, rezil olmayacak mısın? O zaman ört kardeşim, ört. Ört, açma. Kapat. Yapma bunu, ahlak budur. Mazeret üretecek. İşte, Ebu Lübabe ne yaptı? Radıyallahu anh. Yahudilere tiyo verdi değil mi? Sa'd ibn Muaz'ın hükmüne razı olalım mı dediler. Ebu Lübabe ne yaptı? Böyle yaptı. Orada anladım diyor Allah peygambere hainlik ettiğimi mi, değil mi Ne demek istedi? O sizin kafanızın kesme fetvasını verecek. Razı olmayın demek istiyor. Yahudiler çok uyanıktır ya anlar. Böyle yaptı onlar anladı yani. Sonra gel bakalım Ebu Lübabe. Kalktı çekti Hazreti Ömer kılıcı. Keseceğim diyor bunu. Bunu bırakmam diyor. Bu diyor hainlik yaptı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şimdi ona mazeret buluyor. Resulullah Efendimiz dedi ki bunun o kalede çalık çocuğu malı mülkü var. O bize hainlik yapmadı da düşünmedi de o orada çalık çocuğumu belki onlar kendileri kesmesinler önceden yani Müslümanlar geldi dışarıdan biz de bunları keselim içeride içerideki rehineleri diye. Çalık çocuğuna karşı bir yani koruma amacıyla yapmıştır. Efendimiz bak bak nasıl bir şey. Ebu Lübabe. Ondan sonra ne yaptı? Ebu Lübabe gitti. Radıyallahu anh kendini direğe bağladı. Mescidin direğine bağladı. Yemiyorum, içmiyorum. Vallahi Allah tövbemi inzal edinceye kadar. Resulullah Efendimiz ona da üzüldü sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, ya şimdi direğe bağladın dedi, adak gibi oldu. Eğer kendini direğe bağlamasaydın, ben senin için Allah'tan af isteyecektim, hemen af olacaktın dedi. İşi zora soktun dedi ya. İşi zora soktun dedi ya. Ne olacak şimdi? E ben ne yapayım dedi. Şimdi ayet gelmesi lazım dedi. Ya. Bu sefer ayet geldi. Tamam neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini götürdüler. Ya Ebu Lübabe, tevben kabul oldu. Dediler, vallahi dedi, ben buraya kendimi bağladım, ben çözemem dedi. Ama kaç gün durdu aç susuz, artık bayılıyordu. Millet namaza geliyordu, namaz kılıyorlardı. O öyle direkte baygın halde duruyordu. Ölene kadar duracağım dedi. Ama Resulullah onun iyi niyetini bildi sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele iyi niyet kardeşim. Yapılan suç ne kadar büyük olursa olsun, Bak yapılan suç, cinayet, Arapçada cinayet suç demek, günah demek. Ne kadar büyük olursa olsun, niyet de çok önemlidir. Niyet de çok önemlidir. Ve dedi ki Resulullah beni çözmezse ben kendimi çözmeyeceğim. Vallahi çözmeyeceğim dedi. Ölürüm burada dedi. Resulullah Efendimiz de tevbesi nazil olunca gitti eliyle mübarek çözdü. Ama baştan ne dedi ona? Ben senin için istiğfar ederdim. Niye buraya i̇şte, gittin? Ahlak. Hatıb ibn-i Ebi Belta'a ne yaptı Hatıb ibn-i Ebi Belta'a? Radıyallahu anh. Mekke'ye Efendimiz Feth'e hazırlanıyor. Mübarek sahabi radıyallahu anh. Kadının birine mektup yazdı. Kureşli Ebu Süfyan'a haber gönderiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yapıyor. Feth'e geliyor. Tedbirinizi alın. Bu ne demek ya? Yazdı. Kadının saç örgülerinin içine koydular. Kur'an'da bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var Ondan sonra kadının saç örgülenişi, saçlar da tabii gür saçlar o zaman. Şimdiki gibi kel değil millet. Ondan sonra saçın içine şeyi, yazıyı kağıdı soktu. Hiç kimse bulamaz. Ama Cebrail Aleyhisselam bulur. Geldi haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hah diye bir bahçe var. O bahçede bir kadın var. Gidiyor Mekke'ye doğru. Çabuk onu yakalayın. Kağıdı al. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz çağırdı. Çabuk gidin şu kadını şurada bulun. Kağıdı çıkartsın. Ama saçında buyurmadılar. Kağıt var çıkartsın. Geldiler. Kadın örtülü tabii. Şimdi o zaman cahiliyet devrinde öbürleri de örtülü. Çıkart dediler. Sende bir kağıt var. Yok bende kağıt. Ya var şudur. Hazreti Ali Efendimiz'e kadın dedi. Resulullah yalan söylemez dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkarıyor musun çıkarmıyor musun? Soyarız seni. Dedi. Ne yapacak Hz. Ali? Bu sefer saçlarının örgülerinin arasından çıkardı. Bir baktı Hz. Ali falan. Uuu. Hatıbın mektubu. Mekke hazır olun. Ordu geliyor. Bu ne demek ya? Hz. Ali falan zannettiler ki bitti bunun işi. Şimdi Resulullah bunu kesecek. Niyet çok önemli niyet. Kardeş. Kardeş. Müslüman. Ahlak öğren. Geller. Hazreti Ömer hazır bekliyor radıyallahu anh. Hele bir geldi diyor. Hele bir geldi. Bu münafığı keseceğim ya Resulallah. Çekti kılıcı. Alenen ya kesecek üzerinesin. sen. Resulullah Efendimiz. Dur. Dur bakalım. Hatımı çağır Ne derdin vardı senin bunu yaptın? Hatıp ne dedi? Ya Resulallah vallahi biliyorum ki Mekke fethedilecek. Ayet geldi sana dedi. Nasıl olsa garantisi var. Ben bunlara ne haber versem, bunlar ne tedbir alsa boş. Amma dedi, benim orada hanımım, çocuğum var. Hazreti Osman'ın akrabası var, Ömer'in akrabası herkesin akrabası var. Benim orada hiç akrabam yok. Çoluk çocuğum orada hiç de akrabam olmadığı için hemen bizimkileri keserlerdi. Onun için dedi, bir iyilik ya yapmış görüneyim de, nasıl olsa kurtaramam onları ama yani kurtarmak için yapmıyorum. O zaman belki çoluk çocuğum bu adam vefalılık etmişti derler de muhafaza edelim. Yani yanlış iş ama Resulullah Efendimiz ne? Dur bakalım. Hazreti Ömer'e ne dedi? Ya Ömer! Bu hatıp Bedir'de bulunmuş. Hudeybiye'de bulunmuş. Lengelice şeyde Bedir'de Hudeybiye'de bulunan asla cehenneme girmeyecek. Sen biliyor musun ya Ömer Allah bu Bedir'de bulunanlar için ne buyurdu? İ'melu ma fekad Baştan size açık çek verdim. İstediğinizi yapın peşin affettim. Bedir böyle bir yer. Hazreti Ömer'in feddemaat ayna Ömer radıyallahu anh gözlerinden yaşak var O da dururdu mübarek. Ayet hadis oldu mu Ömer dururdu o radıyallahu anh. İleri gitmezdi Ömer radıyallahu anh. Hemen durdu. Allah'ı ve Resulü alem. Ne bileyim ya Resulallah. Ben bu kadar anlıyorum işte dedi. Allah ve Resulü bilir. Demek ki bu affolmuş. Ben ne yapayım dedi. İşte durmak lazım. Durmasını bilmek lazım. Niyetleri iyi anlamak lazım. Mazeret bulmak lazım özür tanımak lazım. Tevbe kapısı açıktır. Onu düşünmek lazım. Anladın mı kardeş? Sen büyük ahlak üzeresin. Görüyor musun? Zaten bu en büyük ahlak hususunda en büyük ayet yani hadis-i şerif şurada şu cümlede toplanıyor. Nedir o? Sıl men kata'ak ve atı men haramek ve'fü ammen zalemek Bu hadis altın harflerle yazılsın ve bütün dünyanın ahlak kitaplarının başına yazılsın ve dünya kuruldu kurulalı meydana çıkan gelişen bütün medeniyetlerin diyorlar ya insan hakları evrensel bilmem nesi bütün bunların başına yazılsın vallahi hiçbir ümmet hiçbir filozof hiçbir hakim hiçbir ahlak adamı yarım satırda yarım satırda bu cümlelerle ahlakın temelini tesis edemez. Hadise bak. Sulmen katak. <Sessizlik> Senden ilişkiyi kesene sen git ziyaret et ilişkini devam ettir. Ne kadar ağır bir mesele. Hepimizin başında. Nice insanlarla bu durumdayız. Hiç yediriyor mu nefsimiz? Adam bana neler yaptı git ona falan. Ya adam gelmiyor bana ben niye gideyim Hemen hesaplaşmalar başlıyor. Niye? Adamın cenazesi oldu. Başsağınını aradım. Niye arayacağım? O benim anam öldü aramadı ki. İşte. Senin frek kültürü budur. Onlarda zaten arayana da gidilmez de o başka. Kavurlarda zaten herkes kendi parasını veriyor çay içerken. O hayır bir şey. Alman usulü diyorlar ya. Şimdi ne yapacak efendim? Adam senin cenazene gelmedi. Sen onun cenazesine git diyor. Adam sana geçmiş olsun. Biz nasıl hesap yapıyoruz? Ben bypass oldum felanca gelmedi. Babam ameliyat oldu felanca aramadı. E ben niye onun babasını arayayım? Ben niye ona gideyim? İşte İslam'dan alakamız yok da onun için. Gelmeyene git. Ve hattu men haramek. Seni mahrum edene ver. Allah Allah. Sen muhtaç düşün, Fakirsin, hakirsin, zor durumdasın. Adama gittin, borç istedin, yardım istedin, şu Adam vermedi. Sen kızdın şudur budur. Sonra adam aynı duruma düştü. Adam sana geldi. Ne olur bir şey istedim. Aa utanmadan bir de geliyorsun be. Sen bana bir ne verdin de ne istiyorsun be? Ben sana muhtaç oldum. Sen bana bir kuruş vermedin, ekmek vermedin. Ne diyor? Vermeyene ver. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir ahlak bu ya? Nefisle ne büyük cihat bu ya? Bu İslam nefisle cihat üzere gelmiştir. Nefsin istediğinin tersini vaz etmiştir. Bu öyle bir dindir. Bu öyle her ağzın kaşığı değildir. Ben Müslümanım, hacıyım, hocayım, ibadet, tarkal, cübbe, şal var. Güzel ama bir de ahlak tarafı var bunun. Benim de ahlakım bu kadar mesela düzgün değil. Kibarlığım vardır, beyefendiliğim vardır. Hakikaten terbiyeli bir insanımdır yani. Hakikaten terbiyeli bir insanımdır. Kimseyle şey etmem. Adabı muaşır. Herkesle iyi geçinirim. Üç ay hahamla kaldım ben hapiste benden çok memnun oldu çıktı adam telefonlarımı aldı şey etti. O böyle bir ahlak görmedim der mesela. 10 e, ay kimlerle kaldım? En deli adamla kaldım. Zır deliği yanıma verdiler. Zır deliği yani. Adamla ne ilgilenik adam namaza başladı, abdese başladı, Kur'an'ı belledi, her şey yaptı yani. Zikir dersi bile aldı yani. Ama adam nasıl bir adam biliyor musun? Yemin ederim hiçbiriniz üç gün duramazsınız. Hiçbiriniz! Ben sabır taş çatlar ben Allah'ın izniyle sabrederim. Ama henüz şu ahlaka gelmiş değilim. O sabır başka iş. Bu nasıl şimdi bu? Vermeyene ver. Gelmeyene git. Biraz o gelmeyene gitleri yapmaya başladım hafif. Şu vermeyene verlerde hala sıkıntıdayım. Ne bakıyorsunuz gülüyorsunuz? Mübarek adam hepiniz nefsiz muhasebesi yapın bakalım. Durumunuz ne merkezde sizin? Ve zalemek. Ha bunu hala yapmış değilim. Sana zulmedeni affet diyor. Şimdi mesela ben şöyle nefsim adına zulümleri biraz affediyorum da İslam'a zarar verecek zulümleri biraz affedemiyorum. Adam kalk benle gez ondan sonra benim resmimi çek ver televizyonlara 10 milyona sat. Hala bu adamı affedemedim. Şimdi mesela ne yapacağız bilmiyorum. Basıyorum ile. Ocağını batır Ya Rabbi, helak eyle Ya Rabbi. Bilmem ne bilmem sonra haberlerde geliyor bakıyorum bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş haberlerde. Geliyor. Halbuki ben hakikaten bir veli olsaydım Allah dostu bir adam olsaydım. Ne yapardı? Evliya Allah diyor ki Şefaat hakkı alsam ahirette evvela bana zulmedenden başlarım şefaati. Niye? E beni sabra teşvik etti, günahlarıma kefaret oldu. Makamımın yükselmesine o sebep oldu diye. E şimdi ben diyorum ki o makam yüksek arkadaş. Böyle büyük velilerin işi bana göre değil. Ben alamadım o makamını. Nasibim yok. Bana zulmedene bedduayı basarım arkadaş. Hem de Kabe'nin kapısında giderim basarım. Vallahi basarım. Bak benle öyle hoca helal ediyor nasıl olsa diye oynamayın bak. Vallahi oynamayın. Çoluk çocuğunuzdan çıkar bak. Çok zürriyetine kadar basarım bedduayı. Bende böyle bir huy var. Kusura bakmayın. Ha, la yuhibbullahu ce'erabi su'i minel kavli illa men Çünkü Allah ayette diyor ki Bedduaya izin vermiyorum diyor. Ancak haksızlığa uğrayan istediği bedduayı basar diyor yani. Ayet var. Ben bu ayete dayanıyorum. Ama bu hadisler çok yüksek makamlar. Henüz o makamlarda değilim. Onun için beni evliya falan zannedip de bana istediklerinizi yapmayın yani. Ben beddua ederim arkadaş. Ettim. Çoklarına ettim, helak oldular. Ama en mühim mesele nedir? Namazı bıraktılar. Abdesti bıraktılar. Bak şimdi ne yollardalar yani. Çünkü neden? Yamukluk yapma kardeşim. Bu kapı yol, bu yol Allah'ın yoludur. Burada ayet hadis okunuyor. Benden oynama. Ha nedir? Ben geçen perşembe gün sohbetin başında da söyledim. Herkes uyur ben kalkarım. Gece atılan oklar hedefine ulaşır diyor yani. Her şeyin vakti saati var. Allah saatli bombayı kurmuştur. Her şey kan emrullah kaderen Sen zannedersin ki hocayı mahvettim, bilmem ne ettim. Ondan sonra Allah hocayı yine ayağa kaldırır, seni devirir bu sefer yani. Anlıyor musun? Uğraşma benden. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Şimdi, gitmeyene git, gelmeyene git, vermeyene ver, zulmedeni affet. Ha, ya duam kabul olacak diye de korkuyorum. Hani desem ki, ya Rabbim bana da şu makamı nasip et desem, bir de korkuyorum. Hani adam dedi ya bizim Göktaş Rahmetli, sigarayı bırakamıyor, 80 yaşına gelmiş. Efendinin arkasında da içerdi gizliden böyle, yola gidiyoruz. Bazıları da onu ele vermek için yanıyoruz efendi hazretleri diye. <laughs> Efendim bir bakardı da, da adam rezil oldu. Ulan derdi sana göstereceğim günü dedi falan. Şimdi bu sigarayı bırakmak için bir ilaç verdiler ona. ilaca başladı falan. Yahu geldi bana dedi ki yahu dedi çok da ilmi de vardı yani. Malumatı çok vardı. Yaşlı adam. Yahu dedi oflu mübarek. Dedi ki yahu dedi bu dedi ilaç dedi bana fayda etmeye başladı dedi. Korkarım sigarayı bırakacağım dedi. ilacı bıraktım dedi biliyor musun? <laughs> Şimdi dua edeceğim korkuyorum tutar. Bu sefer de adama beddua demem diye korkuyorum. Onun için onu bile zor ed edemiyorum yani ben. Diyorum ya Rabbi bu makama beni getir ama işte o zaman da ne olacak? Herkes benim her tarafımdan kesecek doğrayacak. Ben herkese dua mı edeceğim ya? Enayi miyim diyorum. Bak yine nefis girdi bak. Yine nefis girdi. Onun için Resulullah'ın ahlakını anlamak meselesi çok zordur. Onun için büyük ahlak meselesi öyle benim gibi kibarlık, naziklik, efendim muhterem teşekkür ederim. Böyle değil işte. Bu ahlak başka ahlak. Adam seni evinden çıkarıyor, yurdundan ediyor. On sene sana ne kadar zulmediyor. Sonra senin eline bütün güçler, imkanlar geçiyor. Allah sizi affetsin diye bir de dua ediyorsun, bir de istiğfar ediyorsun adama yani. Sen büyük ahlak üzeresin. O ahlak Kur'an'dır. Vakıyla el İslam. Bir rivayet İslam'dır. Aynı şey. İslam, İslam Allah'a teslimiyet. Eslem tülü Rabbil alemin. Alemler Rabbine teslim oldu. İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim oldu? Muhammed Mustafa öyle teslim ol. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve tab'ül kerim. Bir manası güzel yaratılış, huy. Yani güzel ahlak, Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla görüşmelerinde demin anlattığım gibi o da seciye yani yaratılıştan. Mesela bazı insan yaratılıştan kabadır. Yani yontulmaz. Ne kadar adam böyle medrese tekke görse Yine bakarsın karşı tarafa kütük gibi bir laf konuşur ya. O başka bir şey. Bir de yaratılış var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılışında da çok güzel huylar konulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vekile bir mana verdi buraya. Kim verdi bunu? Cüneydi Bağdadi vermiş. Kaddesellahu aleyhi ve sellem. Onu şerhte söylüyor. Metinde söylemiyor. Leyseleke himmetün illallah. Senin Allah'tan başka bir derdin, maksadın, gayen, hedefin yoktur ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek biliyor musun? Bütün rahmetler Allah'ın kudret elinde. Bütün nimetler Allah'ın kudret elinde. Celle şanuhu Celle Celle. O zaman mana şudur. Nakşi tarikatında da bu kaydı var. Bedenin ne? İnsanların arasında bulun. Kalbin ne? Mevla ile beraber al. Yani Rabiatül Adeviye'nin radıyallahu sözünde sözündedir. Ne diyor? Ve lekad cealtuke fil fuadi muheddisi ve ebehtu cismi men erade culusi. Ya Rabbi gönlümü senden başkasına açmadım. Kalbim sırf senin zikrinle, senin sana yönelişle meşguldür. Ama bedenimle oturmak isteyenler ziyarete geldi, misafirliğe geldi, şuydu buydu. Onlara diyor bedenimi serbest ettim, kalbimi açmadım diyor. Ama bu çok zor bir iştir. Devamlı halkın içinde olup, zahirde halk ile, batında hak ile. Kalpte Mevla ile. O Efendi Hazretleri gibi zatların makamıdır. Hakikaten görürsün. Güler, neşelenir, şaka yapar, şudur budur, gelen gider ama kalp nasıl kalp? Devamlı zikir. Dil zikir, kalp zikir. Devamlı Mevla ile onu anlıyorsun ama. Hani ben anlayabiliyorum onun halini ama tabii bizde bu halden nasip yoktur. Yani bir insanlarla oturduğumuz zaman hemen bir gülme olsa kalp gitti oraya. Bir ağlama olsa kalp gitti oraya. Bir korku olsa kalp gitti oraya. Kalbi arada bul. Kalp fırıldağa dönmüş. Ama Mevla'ya kalbi bağlayıp da bedenin ne zahiri işler yürütülürken kalbi hep Mevla'da tutmak o Tarikat-ı Aliye'nin son makamlarıdır. Yani kalbi Mevla ile fena fillah dediğimiz, Allah'ın zikrinde eriyip gitme hali dediğimiz ama işleri bırakma manasında değildir. Bu da zor bir şeydir. Senin Habibim Allah'tan başka himmetin yoktur. Onun için sen bedeninle sahaben arasında bütün olayların içinde, savaş meydanında her yerde varsın ama kalbinle sadece Mevla'nın yanındasın. Onun huzurundasın. Bu da çok güzel bir manadır. Şimdi hesap ettiğim yere kadar gidemedim. Bir kalem verirsen şuraya, var var dur. Çizeyim de bir de aynı yeri okumayayım size. Aynı yeri okusam da başka mana veririm, fark etmez. Bu sefer siz de anlamazsınız, geçen hafta aynı dersti diye. Ama iyi değil. Sıramızı muhafaza edelim de dersi ne zaman bitireceğiz? Allah hepimize rahmet eylesin. Ölmedik zannetmeyin, rahmetleri ölüye değil, diriye de rahmet lazım. Allah hepimize rahmet eylesin. Acısın demek, lütfuyla muamele eylesin. Bu Habibine yar eylesin. Ona vefalı eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak vefayı görüyor musun? Niye adam Bedir'de bulundu? Bedir'de bulundu ne yaparsa yapsın. Niye vefa? Niye zor günde bu adam yanımdaydı? Bunlar önemli meseleler. Bizim gibi adam hemen kır geçir. En ufak meseleden sil gitsin. Efendim vefasızlık. Bir suçunu bulayım da yayılsın. Zaten adamdan kurtulmak istiyorum. Def olsun. Değil böyle değil. Allah büyük ahlaktan bize de bir ufak nasip etsin yani. Kur'an büyük ahlak diyor, bize de bir zerre nasip etsin. Amin diyen dillerinizi ne ı cehîmden azat Amin, amin, amin. Şimdi, hadislere iman kitabı özellikle üzerinde duruyorum. Hali vaktiniz müsait olanlar, adam aldım diyor, arabanın arkasını açtı bana gösteriyor, dağıtıyorum diyor. Çokların imanı düzeldi diyor. Bu kitap mutlaka bu hadislere iman, Resulullah Efendimiz'e çok büyük hizmettir bu, çok büyük hizmettir. Onun buyurduklarına inanmak meselesidir. Bundan dağıtın, ulaştırın. Şifa-i Şerif, Evden, ocaktan, arabadan bir yerden eksik etmeyin. Gemide olsa batmaz diyor yani. Hangi yerde olsa beladan muhafaza. Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şifa şerif. Ondan sonra Arifan dergisini de destekleyin. E ben aldım ya tekrar tekrar dağıt. Hediye et, ulaştır. Hele sonunda ne var? Ya o isimler var ya o İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler. Bakıyor musunuz onlara? Okuyor musunuz onları? Ya yemin ederim siz evliya olursunuz be. Orada diyor ki bu diyor kutupların virdidir diyor. Ya kutup ne demek? Evliyanın reislerinden ama bizim Metin Hoca da çok acayip adamdır. Hindistan'a gittik ziyaretlere. Efendi Hazretleriyle beraber Seyyid Nur Bedaini Hazretleri kabri bir mezarlığın ortasında gittik oraya. Başka veliler de var. Üzerlerinde hep kutup kutup yazıyor falan. Baktım o da mübarek. Biz de gizli okuyoruz. O da açıktan konuşuyor. Ben de zannettim biriyle konuşuyor. Gözüm de kapalı. Baktım mezara söylüyor. Sesli söylüyor. Metin Hoca var ya Abdülmetin Hoca. Antika Kalktı diyor ki ey diyor kutuplar diyor büyük Bizim gibi kutup ayılarını da kabul edin diyor. Nedir diyor dedim ya. Hakikaten yani biz kutup ayısı ya. Bizde bir şey yok ya. Ama ve lakin o virtlere o zikirli arifanın sonundaki isimler size anahtardır. Vallahi dünyanın zahiresi için. Hastalığınız için fakirliğiniz için. Yemin ediyorum ne derdiniz varsa Allah'ın isimlerine sarılın. Allah'ın isimlerinden isteyin. İsimleriyle Allah'tan isteyin. O arifanın sonu her şeyi aylık serisi sayısı samimi söylüyorum bir kitapta bulunmaz. O sonundaki bilgi bir, bir kitapta bulunmaz. Kaç kitapta da, da bulunmaz. Allah amel etmeyi nasip etsin. Dağıtın, hayır yapın, hizmete niyet edin, her yere ulaştırın. Allah da sizi muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Subhane rabbil alil alil ve elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seyyidil mursalin Muhammed ve ala alihi. Allahumme inna neseluke'l cennet ve na'udzu bike minen nar. Allahumme inna neseluke ridaka ve'l cenne نعوذ بك <سؤال> من سخطك في النار، اللهم <سؤال> انا نسألك الجنه <سؤال> وما قرب اليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Bütün cennetini istedik, rızasını istedik, azabından sığındık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse istedik. Elhamdülillah siz de amin dediniz. Duaların manası büyüktür. Sözleri kısadır ama kabul olunmaları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerife buyurun. Esselatu <Sessizlik> vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirine. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشاهد روحنا إمام تركت إمام رباني إمام معصوم بيض شانك شان عطار محمد خالد ضياء الدين حجة مكي مصطفى عسمة غريب الله بيك شيخ بن خالد نور الله بن علي ذا بن بن شيخنا وروح روحنا دينا الله الحاج علي الحاج الاخص جميع مشايخنا وساتنا أموات المسلمين وات الجماعة الحاضرين الفاتحه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu mübarek şifa şerif dersleri bütün ilimleri içine almıştır. Şifa şerifteki ayet sayısı, hadis şerif sayısı, rivayet sayısı, alimlerin, velilerin isimleri bütün rahmetler içine toplamış bir kitaptır. 600 küçür sayfa Kur'an-ı Kerim gibi yapmışlar onu. Bizim bastığımız, tabettiğimiz surette Osmanlı'daki baskısı hangi ağır hastanın ölecek hastanın ölecek derken milletin gözünde ölecek Allah katında ölecekse ona çare yok çoğu doktorlar bu adamdan ümit yok derler sonra adam gelir doktorun karşısına hani ne oldu der böyle çok adam tanıyorum ben bu şifa şerif başına elini başına adamın konsa ve okunsa ama bu bir günde okunmaz yani, baya zaman ister. Veya oku doğru okuyabilen insanlar toplansa, okusalar Allah'ın izniyle şifa olur. Bütün dertlere deva olur. Ama bize ilimleri tabi maddi hastalıklarımıza şifa da lazım ama bu ilimler bizim kalplerimizdeki hastalıklara devadır. Bu şifa şerifteki beyanlar, ayet kerimeler, hadis şeriflerin izahları, büyüklerin izahlarının nakilleri bize çok büyük teselli bahşediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tanıtıyor. Onu bize sevdiriyor, yakın kılıyor. Bu da neyi sağlıyor? İmanımızın kuvvetlenmesini sağlıyor. Çünkü la yu'minu ahadukum hatta akun habbeli. Min nefsi ve mali ve veledi ve nasi Şimdi Mevlid ayı geliyor. Yarın Rabi'ül Evvel'in biridir. Bu mübarek gece, pazartesi gecesiyle giriyor mübarek ay. Mevlid ayına giriyoruz bu gece. Mevlid ayı ne demektir? Mevlid ayı Ramazan'dan da üstündür. Mevlid gecesi Kadir gecesinden de üstündür. Niye soruyorlar? Nasıl oluyor diyorlar. E bunda anlamayacak ne var? Mevlid ayı olmasaydı Resulullah doğmasaydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan olacak mıydı? Kadir gecesi olacak mıydı? Din iman olacak mıydı? Kur'an fıkıh olacak mıydı? Evet hani. Ramazan ile mukayesesi, Kadir Gecesi ile mukayesesi bahsinde. Kadir Gecesi niye eftal oldu? Kur'an onda nazil olduğu için. Peki Kur'an kime nazil oldu? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasaydı? Peki Kadir Gecesi neyle eftal oldu? Tenezzelül melâiketü ve ruh meleklerin inmesiyle eftal oldu. Peki melekler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerden üstün mü değil mi? Üstün. O zaman meleklerin indiği, teşrif ettiği Gecelerde Resulullah'ın teşrif ettiği sallallahu aleyhi ve sellem gecelerde. Onun için çok bir, büyük bir aya giriyoruz. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki aşkımızın, şevkimizin, marifetimizin, tanımamızın artması için gayretler edeceğiz. İlim meclislerine katılacağız, iştirak edeceğiz, kitaplar okuyacağız. Onun hakkında bu kadar kitaplar yazdım size. Siyer'den yazdım, ondan salavattan dolu yazdım, hep Resulullah'tan bahseden neler yazdım sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sene de mevlid i Şerif çıkıyor inşallah. O sonra Mevlid kıssasını ayrı yazıyorum. O uzun bir kıssadır. Onu yazıyoruz inşallah. Hep bunlar imanımızın artmasına sebeptir. Şimdi bu önümüzdeki ayda yani iki ders herhalde Rebiyül Evvel ayında denk gelebilir. Belki şifa Şerif'in başka bir önemi oluyor. Bu Rebiyül ayında şifa Şerif dersinin değeri başkadır. Kat kat fazladır. E ne gibi işte her ayda yardım, sadaka, zekat iyidir ama Ramazan'da kat kat oluyor ya. Resulullah'tan bahsetmek sallallahu aleyhi ve sellem her ayda her günde her gecede lazımdır ama mevlid ayı olunca Rabi'ül evvel ayı olunca onun münasebeti fazla olur ilgisi alakası fazla olur sizin de ilginiz alakanız fazla olur inşallah bir mevlid ayı şuuru yaşarsınız sadece bir mevlid gecesi kandiliyle kalmazsınız o ayın tamamını tabi o aydan aldığımız feyiz bereket ve muhabbetle de senenin tamamını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tanınması tanıtılması faziletlerinin yayılması, herkesin onu tanıması, sevmesi, ona inanması hususunda gayretle emri bil yapmak üzere geçiririz inşallah. Çünkü mesele nedir? Mesele iman meselesidir. Çünkü ne buyuruyor? Ben sizden birinize anasından, babasından, eşinden, efendim malından, evladından, oğlundan, kızından ondan ileri canıdır insanın canından da daha sevgili gelmediğim sürece iman etmiş olamaz. Peki insan canıyla ne kadar meşgul oluyor? Hepimizin derdimiz nedir? Canımız. Canım şöyle istedi, canım böyle istedi. Burası sıcak oldu şu klimaları açın da. Mübarek adam canım istiyorsun bak sıcakladım şimdi. Yani canım bunu alınca ne yapacağım? Orada dondum bunu açıyorum, orada şey ettim. Sobayı açıyorum öyle mi? Niçin yaşıyoruz? Hep canımız için yani. Hatta geçen dedim İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı ve üzere. İnsan diyor karısını da canı için seviyor. Onu zaten anlıyoruz da. Çocuğunu da canı için seviyor. Diyor. Niye çocuğun canı için seviyor? bana yardım faydası olacak. Namımı yürütecek. Malım yabancıya kalmayacak. Bilmem ne bilmem ne. Ama diyor en sevdiği çocuğu diyor onun malına, arabasına, şusuna pusuna, evine zarar verse ne olur? Çocuğu döver mi? Döver. Kovar mı? Kovar. Hatta kendisi polise ihbar eder mi? Bu benim çocuğum başıma bela oldu. Alın bunu atın hapse der mi? Der. Niye? Canına dokunduğu için. Demek insan en fazla neresi, kimi seviyor? Hangi varlığı seviyor dünyada? Canını seviyor. Kimse şey yalan konuşmasın. Ancak Hazreti Ömer gibi adam olursan o başka. Radıyallahu anh. O bile ne dedi baştan? Ya Resulallah den te ahabbu ileyye min kulli şey illa min nefsi. Sen bana her şeyden daha sevgili geliyorsun ama canım hariç dedi. Bak canımdan ileri diyemedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona hala senin imanın tam olmamış buyurunca çok ağrına gitti. O anda o makama erdi. Böyle ürperdi, titredi. Vallahi ile entelan böyle emin nefsi. Yemin ediyorum şimdi bana canımdan da ilerisin dedi. Canımdan da sevdi. Şu anda oldu dedi bu. Çünkü o yalan konuşacak olsaydı baştan yalan konuşurdu. Ama o makama kavuşmadan konuşmadı. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem elen ya Ömer şimdi senin imanın kemal buldu buyurdu. Ama onun ispatı var. Hazreti Ömer e o vakitte deseydi ki hadi canını ver verirdi. Bizim gibi kaçak dolaşmazdı. He, anladığım vakitte ki şimdi Resulullah'a gitsem sallallahu aleyhi ve sellem e, bana canını ver diyecek işte beni cihada çıkaracak. Orada ölmek var, yaralanmak var falan falan. Onun için ben en iyisi gözüne gözükmeyeyim. Kaçaklık bu. Şimdi iman tamam oldu. Peki bu hadis-i şerife göre biz nefsimizle ne kadar uğraşıyoruz? Gecemiz, günümüz, yediğimiz, içtiğimiz, yattığımız, kalktığımız bütün hali hareketlerimizde, tavırlarımızda canımızla ne kadar uğraşıyoruz? Bunu bir hesap yapalım. Ondan fazla Resulullah ile uğraşmamız lazım ki sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri olduğunu ispat edelim. Hani faaliyet? Hani hareket? Sünnetini yaymak. Da sıcağı mı açtınız? Ne yaptın? Bir e, bilen gelsin daha yok mu bilen? Peki de doğru açtın ama. Tamam. Her şey burada, kombici burada. Sen ona bak. Mübarek adam. Ben de belki hararet olur. Benim işim belli olmaz. Halden hale giriyorum. Bazı kere de millet üşüyorken ben yanıyorum. Bu sefer anlaşamıyoruz. Onlar diyorlar şöyle bunlar diyor. Ben de diyorum ki artık Halep oradaysa ha şimdi burada bir tane derece taktıralım. Ortası neyse bulalım o zaman ben de size bir şey demeyeyim. Bu sefer herkes bir şey diyor. Peki biz şimdi bu nefsimizle uğraşmaktan Allah'a Resulüne vakit bulamadık. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem şimdi biraz uyanıyoruz. Uyandırılıyoruz, ikaz ediliyoruz, ihtar ediliyoruz. Bu Rebiyül Evvelay'ı, Mevlüt ayı inşallah peygamber sevgimizin sallallahu aleyhi ve sellem daha coşmasına kemal bulmasına tabi tam canımızdan ileri geçecek mertebe o çok yüksek bir mertebedir ama ona doğru ilerlemeye adım atma ölmeden evvel de inşallah o makama gelmeye azmediyoruz kast ediyoruz niyet ediyoruz onun için biz size devam söylüyoruz bu şifa şerif dersleri peygamberi tanımanın yoludur sallallahu aleyhi ve sellem buradaki bütün ilimler ondan bahsediyor Ayetler onunla, onunla alakalı. Hadis-i şerifler onunla alakalı. Rivayetler onunla alakalı. Tanımadan sevilmez. İnsan tanımadığı şeyi kuru kuruya sevemez. Ne kadar tanıması artarsa o kadar sevmesi artar. Bu zatı tanımak sevmesini mucibdir. Bu zatı sevmek imanın kemale ermesini mucibdir. Bu başka birine benzemez. Anamı dahi tanısam, babamın şeceresini tutsam, dedemin çeteresini tutsam, Yok efendim onu sevsem bunu tanısam. Bunlar mühim şeyler değil. Bunlar imanı artırmaz. Şu anda dünyada kimi sevsen imanını artıracak. Resulullah'tan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yarattığı kullar içinde bir kul var ki sadece onu sevmek imandır yani. Onu çok fazla sevmek imandır yani. Ne kadar fazla seversen o kadar imanda kuvvettir ve kemaldir yani. Diğer peygamberleri de seviyoruz. Salavatullah aleyhine bin mecmuat. Tabii ki efendim alimleri de seviyoruz, velileri de seviyoruz, seveceğiz. Bu başka. Anamızı, babamızı, ailemizi bunlar hepsi sevilir. Hepsinin ölçüsü var, derecesi var. Ama canından ileri geçireceğim bir tek Muhammed Mustafa var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için bu dersler sizin imanınızdır. Şu şifa şerif dersleri başka derse benzemez. Bu sizin imanınızdır, dininizdir, etinizdir, kanınızdır, canınızdır, canınızın canıdır. Ruhunuzun ruhudur. Her iş geri bu iş önerir. Bunu bırakmayalım. Allah da bana bitirmeden ölmemek nasip etsin de inşallah bitirdiğimiz günü görelim inşallah. He? Çok büyük gün olur o. Ya münazim olur o. Bunu bitirmek büyük bir, Çok büyük kitap daha. Neresindeyiz? Başındayız ya. Haftada bir de şu anda yapamıyoruz. Çünkü devamlı geziniyoruz. Geçen gittik İnegöl'e şuraya. Buraya bu hafta Kayseri'ye inşallah gideceğiz. Her hafta sonlarını hafta içi buralardaki ders ve kitap çalışmalarını ayırıyoruz. Hafta sonları dışarı sohbetlerini ayırıyoruz. İşte 15'te bir de burada kalıp da bu şifa Şerif'i sürdürelim inşallah. Şimdilik elimiz ayağımız biraz tutuyorken böyle yapalım. İleride belki tabi bu imkanları uzaklara da gidilmez. O zaman tabi bu yakınlarda hizmet daha artar ama Şimdi ulaşılıyor internetten sohbetlere, her yerden ulaşılıyor inşallah. Rabbim hayırlara vasıl eylesin, şerlerden emin eylesin. Amin. Şimdi bu münasebetle Mevlid ayında özel olarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine iman etmek, onun doğruluğunu beyan etmek, vasıflarını ilan etmek, zikretmek, neşretmek faziletlerini beyan etmek ve onun şanını şerefini düşürmeye uğraşan bazı ilahiyatçı, doçent, hoca geçinen, hacı ve şairenin de efendim yanlış konuştukları hususunda ümmeti uyarmak. Bu vazifeyi biz yapmaya çalışıyoruz. Bu tabi farz kifayedir. Sizin hepinizin burada reddiye yapma ilminiz yetmez. O zaman bu farz tabi hepinize farz olmaz. Bu cenaze namazı gibi bir meseledir. Ama cenaze ortada kalacak duruma geldi. Hiçbir hoca bu işe soyunmuyor. Kötü bilinirim. Efendim şey alırım, cemaatim azalır, sevenim azalır diye. En takva geçinen adamlara bile o öbür adamların taraftarları gidiyor, ediyor, şudur budur, hoca efendi şöyle böyle falan. Onlarda diyorlar susuyorlar, sessiz kalıyorlar. Biz bari bir şey demeyelim diyorlar falan falan bu cenaze ortada kalmaması için biz bunu yıkayıp kefenleyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Bu batılları gömeceğiz inşallah. i̇nşallah. Ha, çünkü kefenleyince defin lazım gelir. Ama ve lakin bu farz-ı kifayede de tek başına bu iş yürümez. Nasıl yürümez? Bu görüşlerden bahsediyorum. Bu batıl fikirleri karanlıklara gömeceğiz. Yani bunu yok edeceğiz inşallah. Bizim ehl Sünnet camiamıza bu Osmanlı ecdadımızdan kalan şu kıymetli vatanda yaşayan ehli sünnet insanlara bu yanlış fikirleri, reformist icatları yutturamayacaklar inşallah. Biz sağken de bunu yapam yapamamaları lazım. Ama burada siz Allah için yardımcı olun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için yardımcı olun. Bu reddiyeler tutsun. Herkes bunları okusun, anlasın. Kim ehli sünnet dışına çıkmışsa bunlar nişanlansın, belirlensin, alametlensin. Tabi bu uğurda bazı sıkıntılarda gelecek. sıkıntısız iş olmaz. Ee, tehditler olur, korkutmalar olur, vazgeçmemiz için çok uğraşanlar olur, efendim e, menfaat vaatleri olur. Bir şey de olduğu yok şimdiye kadar ama olur yani. Böyle planlar yaparlar. Öyle oldu olmadı, böyle oldu olmadı. Şeytanın yolu çoktur. Şeytanın oyunu çoktur, tuzağı çoktur. Düşmeyeceğiz inşallah. Sizle beraber sebat edeceğiz inşallah. Öyle yalana, dolana, iftiraya pabuç bırakmayacağız. Olmaz. Adam bu kadar hakkı, hakikati, i sünneti senelerdir anlatsın etsin sonra bir iftira çıkarırsın adam hakkında. Milleti soğuturuz. Nasıl soğutuyorsun? Kalpler senin elindeyse kalpler senin elindeyse istediğini yaparsın. Kalpler Allah'ın elindeyse. Celle şana, celle şana. Mevla illa ne murad ettiyse onu yapar. Bizim için burada beğenilmek, övülmek, sevilmek hüner değildir. Doğruyu tebliğ etmek vazifedir. Bu vazife yaptıktan sonra kim inanır inanmaz bu bize alakadar etmez. Nasıl olsa ahiret var. Nasıl olsa hesap günü var. Nasıl olsa herkes niyetine göre cezasını çekecektir. Karşılığını görecektir. Allah niyetlerimizi hayır eylesin. Amin. Amellerimizi de hayır eylesin. Amin. Akıbetlerimizi de hayır eylesin. Amin. amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi dersimizde başladım. Nereden başladım? Okuyacaklarımı biraz okuyorum namazlardan sonra bir şeyler okumak lazım fitlerden bir şeyler yetiştiremiyorum size maşallah bir tesbih çektiniz ki süp 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 gidiyorsunuz ya siz yüzü bitiriz ben Subhanallah bitiremedim ya yavaş çekin yavaş mübarek adam Subhanallah 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 33 kere elhamdülillah elhamdülillah manasını düşünerek çekin ya süp 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 süp. yapmayın bele ya. Rahat çekseniz ben de yetişeceksin size yani. Yetişemiyorum ki. Hızlı kılıyorsunuz, hızlı tespit çekiyorsunuz, hızlı okuyorsunuz. Ben mi geri kalıyorum yani? Ben doğru yapmaya çalışıyorum. Benden aşağısı kurtarmaz zaten. Ben en azını yapıyorum. Yani. En idare edenini yapıyorum. Yani. Çok hızlılık var. İbadette bu hızlılık iyi bir şey değil. Yemekte bir saat. En az. Çayı, meyvası, bilmem nesi. Hazmede de. İbadete geldi mi şıp 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 yalap şalap böyle yapmayın rahat huzur üzere değil mi niye söylüyorum bunu şimdi baştan beklettim sizi diye kusura bakmayın peki efendi kardeşim şimdi okuduğumuz tabi ben aşırı şerif olarak değil de dersimiz o ayetlerde kaldı o ayetleri de ma efendim makam ile okunmasında sünnettir Kur'an-ı diğerleri gibi fark edilmelidir. Ayetler diğerlerinden fark edilmelidir. Şimdi hadis-i şerif olsa hadis-i şerifi makamdan okumuyoruz değil mi? Hadis-i şerifi makamdan okumuyoruz. Ayetleri makamdan okumak da sünnettir yani. Ne bakımdan? Ayet hadisten fark olsun bakımından. Şimdi mesela makamla okusam siz hiç ayet mi hadis mi diye şüphelenir misiniz? He? Şüphelenmez. Öbür türlü düz okuyunca tabii ayet mi hadis mi fark edemezsiniz mesela. Ama her zaman da yapamıyoruz. Keşke yapsak iyi olur. Nefis var işte, sesimiz güzel olunca yapalım falan. Şimdi sesim bozuk yapmayalım. E sen sesini mi beğendirmeye çalışıyorsun? Allah'ımın ayetini beğendirmeye çalışıyorsun. Her işimiz bozuk yani. Her işimizde nefis girmiş. Böyle şeytan cirit atıyor. Allah'ım bu ayetler hürmetine, bu dersler hürmetine uzak etsin amin. Uzak etsin amin. Şimdi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bu fasıl, Şifa-ı Şerif'teki fasıl ne hakkındaydı? Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkındaki faziletine dair efendim kasemler yani allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yeminler yapıyor. Bu yeminleri neye dair yapıyor? Onun üstünlüğüne dair yapıyor. Değişik mevzularda yapıldığı yeminler. Hep onları geçen dersler 2-3 haftadır. O der, yani 2-3 derstir o konular var. Şimdi Kalem suresinin adlerine geldi. Kalem suresinde de Rabbim yine yeminler yapacak. Bu yeminleri neye dair yapacak? Yine Habibinin, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Faziletlerine, meziyetlerine, üstün ahlakına dair yapacak. E şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadar bu işe önem verirken sen kalkıp peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir. O Kur'an'dan başka bir şey getiremez. Kur'an'ı okur, durur. Senden ne farkı var? O benim gibi adam, ben de onun gibi adam. Senin hakkında bir ayet söyle. He? Mustafa İslamoğlu birinden almış o görüşü. O adamın da adı yazıyordu orada da. Unuttum onu da. Bozuk bir adam. Yazmıştım ona de. Bu adamın dediği gibi diyor. Biraz da ağır gelir ama diyor. Bu adamın dediği gibi diyor diyorum diyor yani. O adam da orada yazıyor adı da. Unuttum şimdi. Yok bir, he, öyle bir şey belki. Ali Şerati değil. Musa Carlat mıdır? Bir başka biri de olabilir. Madem ki peygamber bizim gibi insan, biz de onun gibi insanız. Lafa baksana icra gel. Tamam sen de onun gibi insansın. Seni met eden bir ayet söyle. Senin hakkında ayet innel insan elefi husur. İnsanların hepsi zarardadır evet. Senin hakkında bir ayet buldum şimdi. Daha çok ayet bulurum senin hakkında. Ben de aynı ayet ayetteyim. Yani. Ben de aynı ayet ayetteyim yani. İnsanlar zarardadır. Efendim. İnnel <laughs> insan hulika helu'a. İnsan cimri yaratılmıştır. Hadi bakalım senin hakkında bir ayet daha buldum işte. İdamet sevüşerü idamet bu bas bas bağırır. Bolluk gördüğümü de böyle kısar. İnsan. Ve kul kal İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Senin hakkında bir ayet. Resulullah hakkında geçen dersimiz. Zi kuvvetin. O kuvvet sahibidir diyor. Senin hakkında bir ayet. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Hulkal insan min acel. İnsan aceleden yaratılmıştır. Her işinde acele eder. Acelecilik Allah'ın en sevmediği vasıflarından. Yani Kur'an'ın tümü bizim kötü ahlakımızı temizlememiz için indirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne li ben güzel ahlakı tamamlayayım diye gönderelim diyor. Millette güzel ahlak olsa peygambere ne lüzum İnsan yaratılışından bozuk ahlak yani. Peygamber geldi bizi düzeltmek için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber benim gibi adam, ben de onun gibi adamım öyleyse. Bu nasıl bir mantıktır? Kur'an-ı Kerim'de seni eden bir ayet yok ya. Bak şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kaç dersleri okuyoruz okuyoruz bitiremiyoruz. Bu kitabın tümü ondan bahsediyor. Nun. Şimdi Nun tabi kalem suresinin başındaki bir harftir. Huruf-u mukattaadır bunlar. Manalarını ancak Allah bilir. Ve ma illallah. O rasik ilim. İlimde rasih olanlardan da bilenler olur. İmam-ı Rabbani gibi işte. Şah-ı Abdülkadir Geylenler, Muhiddin Arabiler, Seyyid-i ahmet Rifailer. Bunlar ayrı. Bunların şifreleri bilen büyük evliyaullah Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ama biz nun diyoruz, duruyoruz. Niye bu nedir? Harfin adıdır. Nun harfi var. E, bu harfler de çok önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Azimuşşan bu harflerle yazıldığı için. Elif, B, T, F diyorsunuz ya. Onlar çok önemli harflerdir. Bak onlarla alay eden de dinden çıkar. Adam şimdi mesela Elif, BTS diye alay eder. Kur'an'ın harfleriyle, İslam'ın harfleriyle, dinimizin harfleriyle alay ederse bu adam Müslümanlığı sağlam kalmaz. Çünkü neden? İşte Nun. Elif, B, T, S diyorsun. Bakara suresinin başı ne? Elif, Lam, Mim. Sen gidin. Elif, BTS Bilmem ne. Bunlar gerici işi falan. Ne olacaksın şimdi sen? Ya harfler çok önemlidir. Bunlar Kur'an'ın harfleridir. Harflere değer verin. Bu harflerin hepsinin duaları vardır. Bir tane kitap var bende de Mevlana'nın Hazretlerinin. Hiç vakit bulamadım onu size tercüme edeceğim. Harflerin duaları. Davatul huruf. Mezhebul mahuf fi huruf. O harflerle dualar vardır. O harflerin duaları her birinden efendim, baş harfleri gelerek dualar çıkar. Bu harfler Allahu Teala'nın isimleri bu harflerle değil mi? He? Bütün bu 29 harfle değil mi? Mevla Teala'nın ismi şerifleri. Efendim Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri bu harflerle değil mi? E Kur'an-ı Kerim'de mesela iki tane ayet vardır. 29 harfin tümü onlardadır. Kur'an-ı Kerim'de 6600 küsur ayet var ya sadece iki ayet vardır. O iki ayette 29 harfin tümü mevcuttur. Başka hiçbir ayette tümü mevcut değildir harflerin. Anladınız mı? Bir tanesi Fümenzele Aleikum min ba'dil gammi Ali İmran suresinde olacak. Yarım sayfadır. Bir tanesi İnna Fethane'nin sonundaki Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlayan ayettir. O da yarım sayfadır. Bu iki ayet ikisi bir sayfa kadar tutar. İkisinde de 29 harfin tümü vardır. Ama alimler, veliler ne diyorlar? Kim bu iki ayeti okuduktan sonra ne isterse kabul Niye? Çünkü bütün Kur'an, Allah'ın bütün isimleri, bütün harfleri, bütün hadislerin tümünün ana malzemesi olan bütün harfleri nerede? Bu iki ayette. O zaman bütün harfler işin içine devreye giriyor yani. Anladınız mı? Ne oldu şimdi? Kendi kendine oldu. Bu, bundan anlamadım bir fayda. Kimi faydalı dedi, kimi zararlı dedi. İhtilaf çıktı. Sakatlıktan kaçsak daha iyidir. Şimdi Nun harfidir. Harfi ismidir. Tamam büyük bir şey. Allah'ımız ne bu murad ediyor Mevla bilir. Ya da balığın ismidir. Nun, Arapçada nun nedir? Balık demektir. Harf başka. Şimdi burada harf mi kastediliyor? yazılışına bakarsan ne yazılıyor? Tek nun yazılıyor. Anladın mı? Halbuki balık manasında olsaydı nun, nun, vav, nun yazılacaktı. Açılımlı yazılacaktı. Tek nun yazıldığı için harf olmasını güçlendiriyor. O hat. Resmi Kur'an yani. Kur'an'ın hattı bu harftir manasını güçlendiriyor. Neden ki? Tek ne yazılmış. Anladınız? Balık olsa o da olabilir. Okunuşu nasıldır mesela? Şimdi ne yazıyorsun ama okurken ne okuyorsun? Nun. Yani bir harfte kaç cevap var? On cevap var. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La akul elif lam mim harfun. Elif lam mim harftir demiyorum. Bel akul ne diyorum? Elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Bukhari hadisinde. Elif ayrı harftir. Lam ayrı harftir, mim ayrı harftir. Ne alır bundan adam? Otuz sevap alır. E, Ruhul beyan sahibi de alimler de diyorlar ki o diyorlar yazılışından o okurken doksan alır diyorlar. Niye diyor? Elif kaç harfle okunuyor? Üç. Lam kaç harfle okunuyor? Lam elif mim. Mim kaç harf? Mim ye mim. Anladın mı? Şimdi o zaman ne yazıldığı için harf olma ihtimali kuvvetleniyor. Ama okunurken ne okunuyor? Nun. Ne denmiyor ki ne? Nun. Ne oldu o zaman? Nun vav nun. Üç harf çıktı buradan. Onun da okunuşu nedir Arapçada? Balıktır. E bu hangi balıktır? E çok rivayetler vardır. Bazıları var sizin aklınız almaz diye söylemiyorum. ne nâç alâkadir hukûlîm. İnsanlara diyor akıllarının aldığı kadar konuşun. Şimdi bir şey derim amma da attı dersin biliyor musun? Dümdüz gidersin yani. Ben de seni de yoldan çıkartmayayım yani şimdi. Onun için bazı manalar var ben onları demem. Amma ve lakin Dediğim zaten yetiyor milleti raydan çıkartma. Ee, burada bir mana daha vardır. O, o balık da hangisidir? Ya balık cinsidir. Allah bütün balıklara yemin edemez. Balık Allah'ın ayeti değil mi? Ne acayip şey. Hele o balina burayı yutsa yiyor. Bir tane balina vurmuş geçen karaya. Allah git 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 bitiremiyorlar. Buraya sığmıyor ya. Allah'ın ayetidir. Peki ama o genel balıklar olursa balina ona dahil olur. Ve lakin Özel bir balık kastediliyor olabilir. Allah ona yemin eder. O hangi balık olsun? Tabi o Yunus Aleyhisselam'ı karnında taşıyan ne mübarek balık. Tam tekke ya. Balık tekke olmuş ya. Allah peygamberi la ilahe illallah tesübhane geyni güdübüne zalimin. Hatmi şerif yapmış orada yani mübarek. <laughs> e? O balığa yemin ediyor olması ihtimali de vardır. Ondan sonra şu da var. Okkaya da yemin etmiş olabilir. Efendim. Mürekkebe de yemin etmiş olabilir. Çünkü bu bu nereden geliyor? Peşinden vel kalem diyor. Mürekkep olmadan kalem yazmaz. Burada kalem yani mürekkebe de delalet etmiş olabilir. Fakat bunun balıkla ne alakası olabilir? Balığın içinden çıkan mürekkep var özel. Çok siyah balıktan çıkıyor o mürekkep. Bak şimdi. Yani bu tefsiri bilirsen her şeyi bilirsin yani. Hayvanlar alemini de bilirsin yani. Ben şimdi bir şey anlatıyorum. Adam da zannetiyor beni ki bilmem ne okumuş. Geçen bir yere gittik. Belediye başkanları falan geldiler. Ziyaretmeniz. Ondan çıktık. Bir şey de yok. Adam telefon ediyor. Yanındaki arkadaş cevap veriyor. Buyur başkanım dedi ki hoca efendi dedi ziraat eğitimi mezunuymuş. Öyle mi dedi falan. <laughs> benim yanımdakinin benden haberi yok ki zaten. Ben ne anlarım ziraat eğitimi senden ya. Hiçbir şeyden haberim yok benim de. Yani Kur'an, bütün ilimler Kur'an'dadır. Tefsirdedir, hadistedir fıkıhta. Kur'an'ı bilen her şeyi bilmiştir. Ama Kur'an'ı bilmeden her şeyi bilse bir ayet okurum ona şap diye oturur. Anladın mı sen? Niye sustular? Herkes niye şaşırdılar? Türkiye niye sessiz kaldı birden? Hani biz öcüydük, umacıydık? He? Ya birileri de korkuyor bizden resim çektirme. Ödümüz kopuyor diyor. Onlar resim çektirsek yanarız diyor. Vah yazık sana vah. Yazık sana vah. Yazık sana. Sakallı dedeyi görüntü. Bu da cübbelinin kardeşi. Yazık sana. Ayıp sana. Yuh sana ya. Sen niye sakala hakaret ediyorsun? Niye cübbi hakaret ediyorsun? Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsun, edepsizlik yapıyorsun ya? Yakışır mı sana? Kafayı mı yedin sen? Sakalda ne var bir tutam sakal? Resulullah'ın sünneti. Ne korkuyorsun bundan? Öcü mü buna? Ayıp bir şey ya. Bunlar böyle. Ayarı kaçmış, şirazesi kaymışlar kendileri de itiraf ediyorlar. Şirazemiz kaydı diye. Hasılı kelam meseleyi meram ne diyeceğim sana? Kardeşim, şimdi bu milleti susturan neydi? Ayetler değil mi? Hadisler değil mi? Bugüne kadar öcü umacı diye bildikleri adam. Şimdi bütün gazeteler he? İsimlerini vermeyeyim reklam olmasın ama reklam yapsam da onları almazsınız. Çok bozuk gazeteler yani. Hiç ummadığınız militan yazarlar. Kim kusan adamlar? E ne var bunda diyorlar bu diyorlar işte efendim bayağı mevzuları biliyormuş. Bunlar beni zannettiler ki falan dağdaki şu mağaradan numaralı çıktım. <laughs> dünyadan haberim yok. Onların da ahiretten haberi yok. Benim de dünyadan <laughs> haberim yok. E şimdi bu sefer bir de baklar. Aa, niye sustular? Onun için diyorum ki Cemi'ül ilim fil Kur'an lakin. Tekasara anhu efhamur rical. Bütün ilimler Kur'an'dadır lakin. Milletin aklı onu anlamaya yetmez. Mesele Kur'an'ı bilmektir. Allah'ın kelamını bilmeden neyi bileceğim bil. Senin ilmin kaç değer eder? Mezara indi mi o ilim ne yarar? Ama Allah'ın dininin ilmini bildiğin zaman da burada da yarar, kabirde de yarar, ahirette de yarar. Allah bize hamd ediyorum ki doğru seçim yaptırmış. Ben o zaman ilk okulu bitirdim işte. Gerçi camideydim hep ama işte o zaman azdı 3-4 saat idi zaten çıkıyorduk öğlende. Efendi Hazretleri'nin yanında orada burada sonradan biraz okul okuma şeyini zorladı bana anam babam. Ama Efendi Hazretleri hemen çekti aldı bırak diploma lazım değil bu ilim lazım dedi. Şimdi ne kadar dua edelim ona? O olmasa ne olurduk biz? Ne bilirdik biz? İstediğin kadar ilahiyeti bitir profesör ol, durun meydanda. Onu inkar bunu inkar rezalet. Şu Allah dostlarına kavuşmasaydık ne olurduk biz yani? Helak olmuştuk. Her şeyimiz onlara borçlu değiliz, borcuz yani. Hep borcuz biz ya. Biz köle olalım, hizmetçi olalım bu zata ya. Çok büyük hakkı var ya. E neden uğraştı? Tek tek uğraştı. Onun oğluyla, onun çocuğuyla, onun okuyun, okutun, namaz kılın, zikredin. Din bu. Bu ilimler büyük ilimlerdir. Onun için siz bunun değerini bilin, çoluk çocuğunuzu buna yönlendirin inşallah. Peki Nun. Bu balığa da yemin olmuş olması muhtemeldir. Çünkü Allah'ın ayetidir o balık. Peygamber taşımış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem Muhammed ve ala Yunus. Peki, mürekkep olmasa da çok önemlidir. Çünkü mürekkep olmasa kalem yazmaz. Kalem olmasa bu kadar ilim olmaz. Onun için Allah ne buyuruyor? Vel kalemi. Kaleme yemin ederim. E zaten ilk ayetlerde ikra. Bismillahirrahmanirrahim. İkra o rabbu kelek rab. Hellezi الذي bil kalem. Kalemle öğretti diyor. Kalem Başka ayette de geçiyor. Bu surenin adı zaten kalem suresidir. Kalem Arapça mıymış, Türkçe miymiş? He? Arapça. He. Onun için birisi Arapça öğrenmeye gitmiş. Öğretmen de ona diyormuş ki pratik yaptırıyor. Biliyor musun? Demiş sonra ki Arapça çok kolay demiş. Nasıl demiş? Kalem var ya demiş. He. Zaten Arapça o ya. Demiş ki el kalem dedim